Merhaba değerli izleyicilerimiz, Webagron Ziraat Mühendisleri Günü özel yayınına hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Bugün hem Dünya Ziraat Mühendisleri Günü hem de Türkiye'de tarımsal eğitimin başlangıcının 178. yıl dönümü. Zaten takdir edersiniz ki tarımsal eğitim ve yayım sürecinin ziraat mühendisliğinin eğitiminden ve mesleğin sorunlarından ayrı konuşabilmek mümkün değil. Bu nedenle Webagron ekibiyle birlikte çok ciddi bir hazırlık yaptık ve bu hazırlığımızın sonuçlarını önümüzdeki yaklaşık 3 saat boyunca sizlere en iyi şekilde sunmaya gayret göstereceğim. Mutfak çok güzel çalıştı. İnşallah garson da elinden geleni yapar ve güzel bir yayınla sizlerle birlikte oluruz. 9 konuğumuz olacak bizlerle birlikte ve özellikle şuna dikkat ettik. Hem kamu tarafı, hem akademisyen tarafı, eğitimciler, sivil toplum örgütleri, dernekler, kooperatifler, özel sektör temsilcileri, herkes yayınımızda olsun ve herkes deyim yerindeyse eteğindeki taşı döksün. Sorunlar ve çözüm yolları hemen hemen ortak. İlerleyen dakikalarda çok çok büyük bir ihtimalle göreceğiz ki hem ziraat mühendisliği mesleğinin sorunları hem de tarımsal eğitim ve yayım süreçlerinde yaşadığımız sıkıntılar ve bunların çözüm noktaları konusunda misafirlerimiz farklı alanlarla da olsalar aslına bakacak olursanız gerçekten Türkiye'nin bir yol haritasını verecekler bizlere. Buna eminiz çünkü konuk planlamamızı buna göre yaptık. Özellikle önümüzdeki süreçte yaklaşık işte 2,5-3 saat boyunca bizlerle birlikte olacak çok değerli izleyicilerimiz de eminiz ki eğer yayını sonuna kadar izlerlerse gerçekten Türkiye'de bu konuda bir ilkin, bu kadar içerikli bir yayının yapıldığını da bizzat canlı yayında şahit olacaklar. Webagron'un tüm sosyal medya hesaplarında yayındayız. Ben özellikle YouTube'dan gelen mesajlarınızı daha fazla değerlendireceğim ama diğer platformlardan gelen mesajlarınızı da arkadaşlarım bana iletecekler. Hiçbir soruyu eksik bırakmamaya gayret göstereceğim. Zaman zaman doğrudan, zaman zaman tabii gruplandırarak sormaya gayret göstereceğiz. Bu arada ana konu başlıklarımızdan bir tanesi de tabii ki tarım danışmanları olacak. Çok çeşitli statülerde ve gelirlerde ve farklı koşullarda çalışan tarım danışmanlarımızın sorunları da tabii ki Dünya Ziraat Mühendisleri Günü'nde gündeme gelecek en önemli konu başlıklarından bir tanesi olacak. Bizler ta ilk öğretim çağından akademik ve üst öğretim seviyesine kadar eğitim seviyesini de sorgulayacağımız kıymetli konuklarımızı da davet ettik. Onlar da sağ olsunlar bizlerle birlikte olacaklar. Ama özel sektör deneyimini de hiçbir zaman ikinci plana atmadık. Yetmedi. Öğrencilerimizle, öğrenci temsilcilerimizle konuşacağız. Yine yetmeyecek tabii ki. Özellikle sadece bağda, bahçede, ağılda, ahırda, işletmelerde değil, doğrudan masa başında, örneğin tarım bankacılığı, masa başında çalışan ziraat mühendislerimizin ve arka tarafta özellikle bilgi teknolojileri alanında çalışan ziraat mühendislerimiz de bu programda gündeme gelecek. Çok fazla konuştum, biraz da alışkanlığım galiba ama en önemli şey tabii ki de konuklarımız. Her zaman bir programın yıldızı konuktur. İlk konuğumuzla başlıyoruz. Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Baki Remzi Suiçmez bizlerle birlikte. Merhaba Sayın Başkan. Geliyor. Benim sesimde sorun var mı? Hiçbir sorun yok başkanım. Ben ve tüm çok değerli izleyenlerimiz gayet net bir şekilde sizleri duyuyorlar. Şimdi kıymetli başkanım ilk önce tabii ki temsil ettiğiniz meslek grubunun tamamının Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutluyoruz. Tabii teknikerlerimiz, teknisyenlerimiz var, uzatmayacağım sözü. Yani tarıma gönül veren aslında herkesin gününü kutluyoruz. Bu özel günde de aslında kutlama biliyorsunuz dilimize pelesenk olmuş bir gündür. Gün tabii ki kutlanır ama ve lakin kutlanacak bir durum var mı? Sorunlarımız nelerdir diye ben sizden bir aslında kendime de bir zemin, bir altlık olabilmesi için bir sorun silsilesi istiyorum. Hemen ardından da tabii ki çözüm önerilerini de almak boynumuzun borcudur eğer lütfederseniz. Şu anda Türkiye'nin yeni yüzyılında ikinci yüzyılına girdiğimiz şu günlerde ziraat mühendislerinin temel sorunları nelerdir efendim? Sevgili Galip Umut, bu şekilde hitap ediyorum size. Nedeni de nasıl uygun görürseniz. 2000 yıllarının başında biz sizlerle hepimizin vergisiyle kurulan
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nda TRT'de Bu Toprağın Sesi programında sabah yayınlarında birçok şeyi açık açık konuşabilecek bir ortamda iken maalesef şu anda özel bir yayın üstünden Web Agron ailesine, Agro TV ailesine Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına ve tüm meslektaşlarımız adına teşekkür ediyorum. Biz bazı konularda ileriye mi gidiyoruz, geriye mi gidiyoruz? Bunu tarım politikalarında, ziraat mühendislerinin eğitimi boyutunda, istihdamı boyutunda, çiftçilerin olmadığı yerde ziraat mühendislerinin olmayacağı, ziraat mühendisleri ve çiftçilerin olmayacağı bir yerde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gerekliliği, gereksizliğinin tartışıldığı bir ortamda bu özel günde 2 saatlik bir canlı yayınla ilgili tüm arkadaşlarımıza fırsat verdiniz ve ilk sözü de bize verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. 1954 yılında kurulan bir meslek odasıyız. Sadece ziraat mühendislerinin değil, su ürünleri, balıkçılık ve balıkçılık teknolojisi, su bilimleri ve mühendisi, biyosistem mühendisi, tütün teknolojisi mühendisi dahil olmak üzere birçok mesleğin üye olduğu, gücünü anayasanın 135. maddesinden alan, dolayısıyla kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan odamız, kamu yararı, toplum çıkarı, bilim adına hem meslek hem meslektaş sorunlarımızı gündeme getirme, kamuoyu oluşturma ve gerekirse yargı yolu dahil kamuoyunu yönlendirme gücünü dünden bugüne devam ettirdi, bugünden de yarına devam ettireceğiz. Eğer gıda olmazsa yaşam olmaz. Bunu pandemide gördük en son. Rusya-Ukrayna savaşı, kuraklık dahil olmak üzere çok kötü bir deprem gerçeği yaşadık. Deprem gerçeği bize şunu öğretti. Tarım alanlarını korumayıp ranta, betona, yapılaşmayı açarsak yıkılır ve insanlar ölür. O halde tarım alanlarını korumak. Kim koruyacak? Tarım ve Orman Bakanlığı korumalı. 5400 sayılı Toprak Koruma Kanunu gereği. Bizim odamız davalar açarak eğer tarım alanlarını koruyorsa arazi kullanım planlaması halen daha 12. Kalkınma Planı'nda bir hedef olarak, geleceğe bir öngörü olarak konuluyorsa gerçekten sıkıntılar yaşıyoruz. Kendimize yeterlilik. Kıymetli başkanım, tabii ki şöyle bir ricada bulunacağım sizden. Aslında konuya buradan girmekte sonuna kadar haklısınız. Buna tabii ki ne haddimize bir itirazım olamaz. Çünkü bütün bu sorunlar çözülmeden ziraat mühendislerinin çok daha rahat koşullarda işlerini yapabilmesi ve tarımsal eğitimin de istediğimiz seviyeye gelmesi mümkün değil. Ama şu anda ben soruları da okuyorum. Muazzam sorular geliyor hem sosyal medya platformları hem de YouTube'dan. Ben eğer siz de uygun görürseniz biraz daha ziraat mühendislerinin sorunlarına yoğunlaşmanızı rica ediyorum efendim. Umut Bey, bir genel çerçeve çizemezsek ki onun da sınırını biliyorum. 15 dakikalık. Estağfurullah, buyurun. 10 dakika. Eğer o genel çerçeve içerisinde tarımın varlığı, tarım üreticisi, üretim, bunun içerisinde bilim, teknoloji, demin açılış konuşmanızda söylediniz, akademisyenlere, eğitenlere teşekkür, eğitilenlere de teşekkür. Ve eğitilenlere doğru eğitilmesi, nitelikli, nicelikli eğitim üstünden bugün çok sayıda fakülte yetersiz altyapı, maalesef meslek alanına hazırlanamayan ve işsizlik sorunu yaşayan mühendislerimiz. Şimdi bu konuları o 10 dakika içine sığdırmaya çalışacağım tabii ki. Çok teşekkür ediyorum. Eğer bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarımla ilgili belli hedefleri koyduysa, tarımsal kitleri koyduysa, Ziraat Bankası'nı Çiftçi Bankası yaptıysa, kooperatifleşmeyi tarım kredi kooperatifleri üstünden kurduysa ve sonrasında devam eden Cumhuriyet kadroları, Et Balık Kurumu'nu, Süt Endüstrisi Kurumu'nu, Türk Şekeri, Tekeli kurduysa ve biz bunların hepsini kaybettiysek, yani meslek alanında geriye gittiysek,
çiftçilerin sayısı azaldığı, çiftçilerin ektiği alanların azaldığı bir ortamda biz istediğimiz eğitimi alsak bile yeterince istihdam edilemeyiz. Bu bir bütünün Çok parçası. doğru. Çok Dolayısıyla doğru. Çok doğru. bize Ziraat Mühendisleri Odası olarak iki temel görevimiz var. Kamu yararı, toplum çıkarı ve bilim doğrultusunda. Bir, meslek haklarımızı korumak. Meslek haklarımızı koruyamazsak meslektaş haklarımızı koruyamayız. Gelelim meslektaş haklarımıza. Eğer üretim alanları azalıyorsa, eğer çiftçi yeterli gelir elde edemiyorsa tarım danışmanları çalışamaz. Ziraat odaları, birlikler ve özel tarım danışmanları kooperatifler üstünden en son dün açıklandı. Güncele girmek istemiyorum. Bütüncül bakış açısı önemli. 144 bin TL yıllık gelir. 12 aya bölersek Galip Bey, asgari ücretin 17 bin açıklandığı bir yerde eğer biz bugün bilimi, tarımla, bilimi 4.0'la, bilimi 5.0'la buluşturma, işte drone, topraksız tarım, yatay tarım, bilimin tüm alanlarında tarım danışmanlarının 12 bin lira veriyorsak bu ülkede üretime de, üretime katkıda bulunan emeğe de, ziraat mühendisi emeğine de saygı duyulmuyor. Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. Sizi destekleyici, aynı konuda destekleyici bir iki mesaj okumak istiyorum. Çünkü gerçekten çok yoğun bir ilgi var. Sayın Sidar Hayat diyor ki tarım danışmanları zor durumda, asgari ücretin de altında çalışıyoruz diyor. Yine teşekkür mesajları var, bizler de teşekkür ediyoruz. Tarım danışmanlarına verilen destekleme giderlerimizi karşılamıyor, giderlerimiz çok olduğu için geçinemiyoruz deniyor. Tarım danışmanları açlık sınırının altında demiş Derya Dereli. Sizi destekleyici çok mesaj var efendim. Hem de sizi biraz soluklandırmak istedim. Buyurun efendim. Kısıtlı kullanacağım için sadece tarım danışmanı değil, kamuya atama sorunu. Tabii ki. Kamuya yeterince atama yapılmalı. 982 ziraat mühendisi yetersiz. Sürekli 10 binlerin üstünde sadece ziraat mühendisi değil. Tarımın tüm bileşenleri, gıda mühendisi, veteriner hekim, tekniker dahil. Tarımın kamu yönetimi güçlendirilmeli. Liyakat gündeme alınmalı, mülakatlar devre dışına bırakılmalı ve mühendisin maaşı 6400 ek göstergeyle güçlendirilmeli. Ve bunların hepsi ziraat mühendisi emeklilere yansımalı. Her zaman tam kamuda çalışmak gerekmiyor. Özel sektörde çalışanların da asgari ücretin üstünde mühendise yakışır maaş alması gerekiyor. TMOB'la SGK arasındaki protokol yeniden gündeme getirilmeli. En az mühendis maaşı boyutunda özel sektörde çalışanlar da özlük haklarını almalı. Sadece konu para değil. Bizim mesleğimizi yerine getirebilmemiz için üniversitelerden nitelikli bir şekilde, staj ortamını uygun bir şekilde ve yoğun bir şekilde yaşamış olarak meslek alanına gelmemiz gerekiyor. Pandemi süreci, deprem süreci maalesef kayıp yıllar. Onun dışında çok sayıda fakülte, niteliksiz, altyapısız fakülteler gibi fazla üniversite açma sorunu da var. Boş, yeni bölümler açma sorunu da var. Özeti şu, süreme bakıyorum bir yandan da. Eğer biz üretim alanlarımızı koruyamazsak, tarım alanlarımızı, büyük ova koruma alanlarımızı, meraları, zeytinliklerimizi ve bunu koruması gereken Tarım Bakanlığı'na karşı Ziraat Mühendisleri Odası dava açıyorsa burada düşünmesi gereken tüm toplumdur. Bizim tarımsal üretim planlamasını yönlendirici, destek analizi yapılmış, yeterli destek, toplam destek ve önceden verilmiş, sonradan verilmiş destek değil. Uygun alım fiyatı, girdi fiyatlarında indirimle çiftçinin kâr edeceği bir düzen kuramazsak biz tarımsal üretim planlamasını yapamayız. Kuraklığı yaşıyoruz. Sulama planlamasını yapamazsak, kapı, Kanal İstanbul yerine bizim en büyük projemiz yapamazsak oradan gerekli katma değeri sağlayamayız. Eğitim istihdam planlamasını yapamazsak İnsanlarımızı öteleriz, ucuz iş gücü yaparız, ziraat mühendislerini de meslek alanındaki herkesi de işsizliğe mahkum edebiliriz. Ülkemiz belli bir potansiyele sahip. Doğru tarım politikası, kamunun alanı tümüyle özel sektörün tekeline bırakmadığı,
sadece üretim aşaması değil, gıda tedarik zincirinde alanı kısaltan kooperatiflerle küçük aile işletmelerinin desteklendiği, tarımsal üretimin tümüyle büyük şirketlerin endüstriyel tarıma bırakılmadığı, girdi ve ürünlerde dışarıya bağımlılığın azaltıldığı, yerli ve milli diyorsak o alanda eğitim gören mühendislerin, çiftçilerin, kâr ederse eğer çiftçi ailelerinin gençlerinin de gençleştiği ve dolayısıyla kendimize yeterli olmadığımız temel ürünlerde gerek bitkisel gerek hayvansal bunlarda kendimize yeniden yeterli olabileceğimiz bir altyapıyı kurmak gerekiyor. Ana konu başlığımız genel tarım politikaları ve önerilerdi. Olaya bütününden bakmak gerekirse Galip Bey, bizim politika tercihlerimizi değiştirmek gerekir. Ranttan değil, üretimden yana, sermayeden değil, üreticiden yana, dış ticaretten değil, yerli ve milli üretimden yana, spekülasyondan değil, bilimden ve çiftçi karından yana çok farklı ve alanı tümüyle çok uluslu, yerli, şirketlerin kar mantığına bırakan değil, bu süreçte sözleşmeli tarımı, tarımsal üretim planlama yönetmeliğini tartışabiliriz. Temel politika tercihimiz eğer üreticiyi ve tüketiciyi korumaktan yana ise bizim eğitim programımızı, üretim programımızı, gıda işleme, gıda stok, gıda pazarlama, iç ticaret, dış ticaret, stok politikalarımızı yeniden gündeme almamız gerekir. Bu aşamada da ziraat mühendislerinin üretimden tüketime en son aşamaya kadar sadece teknik değil, aynı zamanda sosyolojik, aynı zamanda ekonomik rollerinin de olduğunu dikkate alarak ve sadece kamunun ya da sadece belli kesimlerin değil, üniversitenin, meslek odalarının, ziraat odalarının, Tarım Bakanlığı'nın bir araya gelip ortak akılla artık kral çıplak deyip şapkayı önümüze görüp yaşadığımız şu OECD birinci gıda enflasyon sorunu gibi Cumhuriyet'in ikinci yüzyılın ilk yılındaki bu yanlışlığı yaşamamak için bazı sorunları önümüze koyup birlikte çözmemiz gerekir. Bu anlamda tarımsal öğretim köklü bir öğretimdir. 178. yıl dönümü. Ziraat Mühendisleri Günü, Dünya Ziraat Mühendisleri Günü hep tartışmalıydı. 48. Evet. Ziraat Mühendisleri Odası Genel Kurulu'nda biz bir karar aldık. Dedik ki artık 10 Ocak haftası, tarım haftası sadece tarımı kutsamak değil, tarımın sorunlarını tartışmak. Aynı zamanda da 10 Ocak günü madem talep var, Ziraat Mühendisleri Günü olarak kutlamak. Orada da son sözüm şu olsun. Sizlerle TRT'de program yaptık demiştik. Yıllar geçti. Aynı sorunları konuşuyoruz. Daha önce başka kanallarda da yaptık. Şu anda Web Akron'da, TV'de yapıyoruz. Eğer bizim katledilen kooperatifçiliği önemseyen, demokratik özel kooperatifçiliği bir sözüyle özetleyen rahmetli Akın Özdemir'in bir sözü bugün geçerliyse, toprağı aç, insanı aç, hayvanı aç bir ülkede tarımsal öğretim kutlanmaz, ancak bu yanlışlarla hesaplaşılır. Bu anlamda günümüz kutlu olsun. Ama bugün aynı zamanda meslek meslektaş alanlarımızda yanlışlarla hesaplaşma günümüzdür. Bu fırsatı verdiğiniz için de size kanalınıza ve kanalınıza teşekkür ediyorum. Sizlere, izleyicilerimize de Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu adına selam, sevgi, saygılarımızı sunup iyi yayınlar diliyoruz. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir toparlama oldu. Ve deyim yerindeyse tabii ki mutlaka en azından alt başlıklarda eksiklerimiz olabilir. Ama o kadar güzel bir özet yaptınız ki sağ olun, var olun. Bu arada siz ekrandan ayrılmadan size çok sayıda izleyicimizin de sorunları bu kadar net bir şekilde ancak bu kadar sürede ancak bu olur. Dile getirdiğiniz için çok sayıda teşekkür mesajı var. Sayın Yiğit Peköz'den, Sayın Aydanur Gençay'dan, Sayın Ekin Serener'den, Sayın Metin Sağar'dan,
Tabii kod hesaplar da var. Onlara da teşekkür ediyoruz. Bir isim değil ama hesapların isimlerini de burada okumayın. Belki reklama da girer. Çok sağ olun efendim. Biz de sizin gününüzü kutluyoruz. Aslında söylediğiniz gibi o tırnak içerisinde yapısal dediğimiz sorunlar çözülmeden ki bu yapısal sorunları da aslında herkes çok iyi biliyor. Tarım şuraları toplanıyor. Ziraat Mühendisleri Odası olarak sizler tabii Tarım Haftası'nı kutluyorsunuz. Orada çok değerli içerikler çıkıyor. Ve bir araştırmaya kalksanız aslında sorunlar, çözüm önerileri hani net bir şekilde açık kaynaklarla ortada. Yeter ki bu sorunların çözümü için daha net ve gerçekçi bir iradeyi ortaya koyabilelim. Fazla vaktinizi almayayım Sayın Başkanım. Lütfettiniz. Çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olduğunuz için. Sorunlar belli, çözümler belli. Politika tercihi, politika kararlılığı aynı zamanda da kimden yana olduğumuzu ortaya koyacağımız bir dönemde. Soru soran dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sizlere de iyi yayınlar diliyorum. Zor bir süreç, 2 saat boyunca da Galip Umut Bey size kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sağ olun, var olun. Değerli dostlar, tarımın kahramanlarına selam olsun demiş. Güneş Nova Ziraat Mühendisleri gününüzü kutlar, iyi yayınlar dilerim demiş. Ben tabii burada sadece YouTube üzerinden gelen yorumları aktaracağım. Diğer yorumları arkadaşlarım bana gönderecekler tabii ki. Tarım danışmanları, ziraat mühendisleri, teknikerler adına bir programınız var mı? 13 yıldır çok yıpranıyoruz demiş Sayın Funda Karpuz ki bu soruları yönelteceğimiz çok kıymetli konuklarımız da olacak. Şimdi efendim Sayın Su İçmez'e veda ettik. Demiştik ki hani yayın serimizin programımızın başında kutlama mesajlarınızı da aldık daha önceden. Onları da yayınlayalım. Hemen ardından çok kıymetli bir misafirimiz daha bizlerle birlikte olacak. Herkese merhabalar, ben Anıl Koç. Bilimin doğaya hizmet ettiği yer olan Syngenta Biologicals firmasında Marmara Bölge Yöneticisi olarak görev yapmaktayım. Bitki sağlığı ve bitki besleme konusunda bölge üreticilerimize ve ülke üreticilerimize her daim yenilikçi çözümler sunmayı hedefledim. Ülkemizin bir karış toprağını dahi üretmek için emek harcayan herkese değer katmak ve farkındalık yaratmak amacıyla çalışan bir ziraat mühendisi olarak tarımın geleceğini birlikte şekillendirebileceğimiz, üretime ve üretene değer katan tüm meslektaşlarımın Ziraat Mühendisler Günü'nü kutlarım. Sağ olsun, var olsun değerli dostumuz. Dedik ki hani konunun her boyutunu kurumların temsilcileriyle ve eksik bırakmama gayreti içerisinde bir yayın akışı hazırladık değerli dostlar sizler için. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı bizleri kırmadılar. Sayın Başkanım merhaba efendim. Merhabalar Umut Bey. Ben de bu vesileyle önce Webagro'nun ailesine iyi Buyurun. yayınlar diliyorum. Aynı zamanda günümüzü yani ziraat mühendislerimizin gününü tebrik ediyorum. Nice mutlu günlere Çok diliyorum. teşekkür Üretim ediyorum. içerisinde nice mutlu günlere diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Tahmin ettiğim kadarıyla bir programın içerisinde bizlerle bağlandınız. Çok teşekkür ederim bir kez Evet. daha. Şimdi efendim programın başında da söyledim. Eğitimi, yayımı, hem tarımsal eğitimden hem de Ziraat Mühendisleri Günü kutlama programlarından ayırt etmek mümkün değil. Burada Tarım ve Orman Bakanlığımız özellikle son dönemde sadece çiftçilerimizi değil toplumun her kesimini bilinçlendirebilmek için üzerine düşeni çağın son medya araçlarını da en etkin şekilde kullanarak yapmaya gayret gösteriyor. Hem ilgili raporlarda özellikle 2019 yılının sonundaki son Tarım Şurası'nda hem de Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığımızın yayınlarından da takip ettiğimiz kadarıyla tabii ki hiçbir şeyin sonu yok. Her şeyin geliştirilmesi gerekiyor. Ben bu bölümde özetle kamu tarımsal yayıncılığının günümüzdeki temel çerçevesini çizmenizi rica edeceğim. Sonra belki birkaç dakikayla eğitim ve yayın dairemizin yaptığı çalışmalardan söz etmenizi ama hangi rapora bakarsak ki siz de eminim katılırsınız özel sohbetlerimizde de söylüyorsunuz. Bu yayınların, bu hizmetlerin daha doğrusu geliştirilmesi için neler yapılması 3 ana başlıkta görüşlerinizi almak istiyorum efendim. İlk sorumu tekrarlayayım. Özellikle kamusal eğitim ve yayın çalışmalarının Türkiye'de
Şu andaki durumu nedir? Buyursunlar Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Öncelikle tarımsal yayım nedir? Ondan başlayalım isterseniz. Belki lütfen, herkesin lütfen bildiği ama yine izleyicilerimiz için dinlemekte fayda olduğunu düşünüyorum ben de. Sayın Çolakoğlu hattan düştü tahmin ettiğim kadarıyla. Arkadaşlarımız bir kez daha bağlamaya... Evet. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerçekleştirilmesi... Bu arada sesim geliyor mu Umut Bey? Geliyor efendim, gayet net duyuyoruz, buyurun. Tamam, çok affedersiniz. Ben bir an dondu diye düşündüm internet. Estağfurullah. Tarımsal üretim sürecinin başlangıcından, yani planlama aşamasından hazırlık aşamasına, arkasından üretim faaliyetlerine ve yine işleme ve pazarlama sürecinin tamamını içine alan ve bu süreçte üreticilerimizin, çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu, duyacağı her konuda onların yanında olabilmeyi ve onların ihtiyaçlarını karşılayabilmeyi içine alan bir süreçten bahsediyorum. Buna tarımsal yayım diyoruz. Tarımsal yayımdan kastımız eğitim, öğretim, bilgilendirme ve danışmanlık süreçleridir. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Başkanlığı olarak biz de bu süreçlerin içinde yer alıyoruz ve bu süreçleri icra ederken de elbette temel olarak aldığımız ölçütler var. Bunlardan birisi, siz de kabul edersiniz, doğal olarak bakanlığımızın politikaları. Bu politikalar çerçevesinde Sayın Bakanımızın bu süreçte yürüttüğü, Sayın İbrahim Yumakta'nın bu süreçte yürüttüğü liderlikte öngörüleri. Biz bunları planlama sürecinde önce çocuklara, sonra gençlere, sonra da yetişkinlere yönelik faaliyetler icra ediyoruz. Çocuklara yönelik yaptığımız faaliyetler elbette çocuk gerçekliği, çocuk duyarlılığı, çocuğa yönelik ilkeleri dikkate alınarak sanatçı duyarlılığıyla işlenen ve yapılan süreçler. Gençlere yönelik yaptığımız işlerde, ki birazdan bunları biraz daha açacağım sizlere, gençlere yönelik yaptığımız işlerde de yine gençlerimizin günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilecek, geldiğimiz dijital çağda onları tarım ve ormancılık alanlarına yönlendirebilecek, onların bu duygu ve düşüncelerini bu anlamda devindirecek işleri yapmayı hedefliyoruz. Dolayısıyla bazen Tarım ve Orman Bakanlığı olarak bizden beklenmeyen, bakanlık olarak bizden beklenmeyen ya da çok beklenmeyen, öyle söyleyeyim, sanatsal faaliyetler de icra etmekteyiz. Bilimsel süreçleri zaten yönetmeye çalışıyoruz. Daha yakın zamanda sizlerin de katılmayı arzu ettiğiniz ama sağlık sorunları yüzünden katılamadınız. Türkiye'nin 100. yılında Tarım ve Ormancılık Tarihi Sempozyumunda bunu bütün zannediyorum kamuoyuna nasıl icra edebildiğimizi bakanlık olarak gösterdik. Hemen hemen tüm paydaşları bir araya getirmenin mutluluğunu, gururunu hep birlikte yaşadık. Bu bilimsel süreçlerin yanı sıra sanatsal süreçleri de işleterek gençlerimize yönelik çok ciddi gayretler sarf ediyoruz. Diğer taraftan baktığınızda da yetişkinlere yönelik işte elimizdeki verilere göre ülkemizde çalışan çiftçi yaş ortalamasının 55-58 olduğu düşünülürse yetişkin çiftçilerimize yönelik de üretimin kalkınmaya olan doğrudan etkisini planlayarak, düşünerek onların eğitimine verdiğimiz önemi de ayrıca ifade etmek istiyorum. Bunun için onlara yönelik hazırladığımız setleri yine kamuoyunun takdirine sunuyorum. Genel olarak bu başlıklar altında yayın süreçlerini, kamusal yayın süreçlerini bahsedebilirim. Ama birazdan yine sizin sorunuzu dinleyeyim. Ondan sonra tarım danışmanlığı sürecinden bahsedeceğim sizlere. Tarımsal danışmanlık süreci de yine bizim başkanlığımız bünyesinde yürütülen faaliyetlerin bazılarında. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Aslında 3 ana başlıktaki 2 konumu çok güzel bir şekilde toparladınız. Ama madem öyle... Önümüzdeki dönemde kamusal, tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarının nasıl geliştirilmesi gerektiği sorusundan önce sizin hassasiyetinizle ben ön plana almış olayım. Bunun bir nedeni tabii ki sizin söylemeniz, diğer önemli bir nedeni de özellikle tarım danışmanlarımızdan çok fazla sayıda soru gelmesi. Başta kadro bekleniyor, sonra maaş artışı bekleniyor. Özellikle açlık sınırının altında yaşayanların... çok ciddi bir kesimi oluşturduğu yönünde burada mesajlar var. Yayınlarınız için sizleri tebrik edenler var. O zaman şöyle tarım danışmanları başlığını açalım. Sizden önce Sayın Su İçmez de biraz bahsetti. Temel sorunlar ortada. Bunların çözümü için bir irade de var. Ama sanırım mesajlardan anladığım ve sahadan edindiğim tecrübe bir
artık uygulama ve faaliyet bekleniyor desem acaba yanlış düşünüyor der misiniz benim için Sayın Başkan? Uygulamadan, estağfurullah, uygulamadan ve faaliyetten kastı tam olarak öğrenebilir miyim? Tabii ki efendim. Özellikle ortaya konulan politikaların doğrudan tarım danışmanlarımızın hem mesleki yaşamlarına hem de gelirlerine yansıması diye toparlayabilirim uygun görürseniz. Bu tabii çok değişkenli bir süreçten bahsediyorsunuz. Tarımsal danışmanlık sürecini ben tarım danışmanlarına indirgeyerek üzerinde konuşmanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Bu sadece bizim değil, dünyadaki bütün tarımla meşgul olan devletlerin, milletlerin üzerinde kafa yorduğu bir mesele. Sizlerin de takdiri. Şimdi bu süreçte tarım danışmanlığı meselesi 2006 yılında çıkan tarım danışmanlığı ile ilgili yönetmelik çerçevesinde elbette kanun dayanağıyla beraber Türkiye'de yürütülmekte. Ama hali hazırda bizim bugün de günlerini kutladığımız ziraat mühendislerimiz, bizlerim bütün yani kamu alanında tarım danışmanlarımız zaten. Tarım yayıncısı diyoruz değil mi onlara? Hı hı. Diğer taraftan yani Avrupa Birliği müktesebatı çerçevesinde bizim de ülke olarak dahil olmaya çalıştığımız Avrupa Birliği süreci içerisinde tarımsal danışmanlık işlerini özelleştirme gibi bir gayretimiz var. Bu gayret son yıllarda kendini daha da fazla hissettiriyor. Zira bu geçtiğimiz yıl için konuşabiliriz. Hemen her alanda tarımsal üretimde rekorlar kıran bir ülke olarak dünyanın saygınlığını kazanmaya devam ediyoruz. Bu meseleler tabii biraz siyasi süreçlerle bir arada düşünülüyor veya o şekilde yürütülmeye çalışıyor. Ben bunların biraz dışında kalarak, o çerçevenin içine girmeyerek zaten o süreç ben bir devlet memuru olarak aramızın cevaplarımızı gereken meseleler olabilir. Onlara girmeden ben onların etrafından ama meselenin içinden geçerek sorularınıza cevap vermeyi tercih ederim. Kaldı ki doğrusunda bu olduğunu düşünüyorum. Şunu tabii ki, tabii ki ama kamunun bakış açısını, çok özür diliyorum Sayın Başkanım. Aslında kamunun bu konudaki bakış açısını da net olarak verdiniz. Yani konuya nasıl yaklaşıldığı ortada. Tabii bunun uygulaması söylediğiniz gibi siyasi sahiplerin de devreye girmesiyle ve ortaya çıkacaktır. Çok da haklısınız ama ben sizden istediğimi aldım Sayın Başkanım, buyursunlar. Bir şey daha ilave edeyim Umut Bey bu konuya. Şunu tarım danışmanlarımızın bilmesini istirham ediyorum ve bunu içtenlikle söylüyorum. Tarımsal yenilikler konusunda ve bu yeniliklerin çiftçimize ulaşması konusunda bir kere biz tarım danışmanlığını çok önemsiyoruz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bunun çok net, tartışmasız bir ifade bu. Bununla beraber tarım danışmanlarımızın eğitimiyle ilgili de bir Avrupa Birliği projesi gerçekleştirdik. 2 yıllık bir süreç zarfında son aşamasına geldik. Şubat ayı itibariyle bu Avrupa Birliği sürecinde bu işler nasıl yapılıyor, bunun incelemesini yaptık bu proje kapsamında. Çok da yarar sağladığımızı düşünüyorum. Tarım danışmanlığı ve tarımsal danışmanlık hizmetlerinin olması gerektiği noktasında hiçbir sıkıntımız yok. Bu konuda elimizden geleni yürütüyoruz. Kamu olarak yaptığımız faaliyetler haricinde, yani ziraat mühendislerimiz, veteriner hekimlerimiz ve diğer paydaşlarımızla beraber çiftçilerimize verdiğimiz hizmetler haricinde elbette özel sektör anlayışıyla özellikle de tarım danışmanları üzerinden çiftçilerimize ulaşıp hem onları destekleyerek hem de onların bu hizmetleriyle beraber ülkemizde üretimin artması noktasında, kalkınmaya destek sağlanması noktasında onların güçleriyle, güçlerini arkamıza alarak artı güç oluşturup yeni işler yapmanın da heyecanını ve merakını yaşıyoruz. Burada evet gayretini yaşıyoruz. Burada özellikle vurgulamak istediğim şey şu. Bu noktada bizim eksikliklerimiz olabilir. Kaldı ki ben bir bu kurumun başkanı olarak eksikliklerimiz olduğunu düşünüyorum. Bu eksiklikleri gidermek için de kurumsal anlamda bir irade ortaya koyduk. Sayın Bakanımızın liderliğinde, Sayın Bakan Yardımcımızın öncülüğünde başkanlık olarak bu iradeyle beraber artık tarımsal danışmanlık süreci içerisinde daha farklı yol ve yöntemler izleyeceğimizi buradan duyurmak isterim sizlerin aracılığıyla. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki şunu da çok iyi biliyorum. Aslında bir hani gazeteci olarak sizin az önce söylediğiniz bu yeni yolun ne olduğunu da sormam gerekir ama şunun da farkındayım. Sonuçta bu bir üst politikadır. Belki bakanımız açıklar. Ondan sonra biraz daha... Yo, şu kadarını söyleyebilirim konudaki... Umut Bey. Şu kadarını söyleyebilirim. Lütfen çok yani, memnun olurum. Yani, çok memnun olurum. Şu kadarını söyleyebilirim. O politik açıdan elbette benim konuşmamın doğru olmadığını söyledim. Onları bu işleri icra eden devlet büyüklerimizin ifade etmesi son derece uygun olacaktır.
Benim kendi görev çerçevem içerisinde bakış açımla beraber şunu söyleyebilirim. Öncelikle tarımsal danışmanlık sürecinde iyi bir eğitim verilmesi gerektiği kanaatindeyim. İyi bir tarım danışmanı müşteri toplayacaktır tabiri caizse. Çünkü insanın özünde olan bir şeyden bahsediyorum. İyi olanı nerede olursa olsun insan gidip arayıp buluyor. Tarım danışmanlarımız şu anda gerçekten dünya çapında biliyorsunuz işler yapan çiftçilerimiz var. Büyük çiftlikler olan çiftçilerimiz var. Yaptıkları tarımsal üretimle adlarından sadece Türkiye'de değil, ülkemizde değil, dünyanın çeşitli ülkelerinde söz ettiren örnek insanlar var. Öncü çiftçilerimiz var. Bu lider çiftler sayesinde belli bir noktaya geldik. Onların da bu liderliği elde etmelerinde tarım danışmanlığı sisteminin önemli bir payı olduğunu düşünüyorum. İşte o insanlara bu açıdan yani düşündüğünüzde yatırım yapmayı düşünen, üretime, tarımsal üretime yatırım yapmayı düşünen insanlara gerçekten rehberlik edebilecek, gerçekten danışmanlık edebilecek bilgi ve beceriye sahip tarım danışmanlarına ihtiyacımız var. Bu anlamda Eğitim Yayın Başkanlığı olarak hem yapacağımız eğitimlerle, uygulayacağımız metotlarla, yöntemlerle hem de ortaya koyacağımız tarımsal danışmanlık sürecinde veya tarımsal üretim sürecinde kullanılabilecek tabiri caizse ders kitabı niteliğinde kaynak eserlerle birlikte biz tarımsal danışmanlık sürecini belli bir seviyenin üzerine taşımayı düşünüyoruz. Böylece biraz önce bahsettiğim tarımsal üretime yatırım yapmayı isteyen insanlar tarım danışmanlarımızı arayıp kendileri bulacaklar. Şu anda olduğu gibi işte çiftçilerimizi şu an tarım danışmanlarımız çiftçilerimizin yani daha doğrusu müşterilerin diyelim müsaade ederlerse tırnak içerisinde kendileri arayıp buluyor. Ama sürecin tersinden işlemesi gerektiğini düşünüyorum ki olması gereken bu. Çiftçilikle uğraşan, tarımsal üretim yapan insanların benim danışmanlığa ihtiyacım var deyip bu konuda da işte Mustafa Bey, Ayşe Hanım bu işin piri, uzmanı o insanlara gidip benim bir birim alandan elde ettiğim ürün miktarını en az %50, %20, %30, %40 her neyse belli bir oranda artırabileceğine inanıyorum. Bilgisine, görgüsüne, becerisine inandığım bu insanlarla yol yürümem gerekiyor dedirtmemiz lazım. Bunun için de öncelikle tarım danışmanlarının bu anlamda belli bilgi ve birikime ulaşmasını sağlamak, beceri elde etmelerini sağlamak gerekiyor. Bazen şöyle oluyor biliyorsunuz. Bir konunun uzmanı bir hoca, akademisyen de olabilir. İşte başka eğitimler veren bir eğitmen de olabilir. Bu hoca dersi çok iyi anlatıyor olabilir. Teorik olarak o konuya çok vakıf olabilir ama uygulama noktasında bazı sıkıntılarla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. Yani bunu bireysel hayatımızda, günlük hayatımızda Tabii ki. zaman zaman yaşamışızdır. Ben de yaşadım, Tabii ki. başkalarının da yaşadığını düşünüyorum. Böyle bir durumda o işin uygulamasında olan ama teorik açıdan o işi o bahsettiğim hocamız kadar iyi bilmeyen tekniker arkadaşlarımız işin uygulamasında çok daha ehil, çok daha beceriye, çok daha fazla beceriye sahip olduklarını görüyoruz sahada. İşte biz tarım Evet. danışmanlığında bu ikisini bir araya getirmeyi düşünüyoruz. Hem bilgi noktasında, akademik bilgi noktasında belli olgunluğa erişmiş, insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede bilen insanlar, hem de bunları sahada uygulama noktasında beceri sahibi olmuş insanlardan söz ediyorum. Bu nitelikteki insanların diğer üreticiler tarafından aranıp bulunacağından, özellikle sosyal medyada, internette, işte diğer farklı sosyal mecralarda aranıp bulunacağından hiç şüphem yok. Peki. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Sorumun diğer boyutunu aslında hani bütün bunlar gerçekleştirildiğinde aslında bu işin nereye doğru evrileceğini de net bir şekilde aktardınız. Çok sağ olun efendim bizlerle birlikte olduğunuz için. Bu özel günde Süremiz doldu mu Umut Bey? süremiz doldu ama bir notunuz varsa memnuniyetle dinleriz efendim. Ben bir şeyin altını özetle çizmek istiyorum. Lütfen. Şimdi eğitim ve yayın dendiğinde eğitim meselesi yani sihirli değnekle dokunduğunuz zaman bir şeye belki değiştirebilirsiniz eğer öyle bir değnek varsa bizim de ihtiyacımız olduğunu açıkça söyleyebilirim. Ama öyle bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz. Eğitim sihirli bir değnek değildir. Eğitim bir süreç işidir. İnsan eğitimi her şeyden inanın zordur ve uzun soluklu meseleleri barındırıyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. İnsanın eğitiminde bugünden hemen yarına bir değişiklik, bir dönüşüm beklemek çok doğru olmuyor.
olmaz. Bilimsel açıdan söylüyorum bunu. Bu yüzden eğitimde her şeyden önce bir sabır gerekiyor, kararlılık gerekiyor, bilimsel yaklaşımlar gerekiyor. Türkiye yüzyılının yaşam ikinci yüzyıl, ülkemizin ikinci yüzyılı ve bunu Türkiye yüzyılı olarak ilan ettik. Eğer bir Türkiye yüzyılı yaşanacaksa, ki yaşanacağına ben şahsen inanıyorum, bu yüzyılın bilimin ışığında ve sanatın ışığında yaşanacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yaptığımız işlere bilimi ve sanatı katarak bu yüzyılı yaşayacağımızı ifade ediyorum. Eğitimi yaparken de eğitim uzun soluklu süreç dedim. Bu sürecin yaşanması için de belli metotlar, belli kuram dahilinde amaçlar, o amaçlara dönük kazanımlar, onların sonunda bir ölçme değerlendirme süreciyle beraber bir eğitimden bahsedebilirsiniz. Yoksa şu anda yaptığımız konuşma veya bir topluluğa yaptığımız konuşma bir eğitim değildir. Bunu özellikle ifade ediyorum. Burada bir yanılgı var. Yani insanların karşısına çıktığınız zaman, konuştuğunuz zaman işte biz bir eğitim mi aldık, eğitim verdik şeklinde ifadeler eğitim açısından doğru ifadeler değildir Umut Bey. Öncelikle yapılması gereken bir eğitim öğretim programı hazırlamaktır. O program çerçevesinde, o program içerisinde yer alan genel amaçlar, özel amaçlar dikkate alınarak o amaçlar doğrultusunda kazanımlara faaliyetler gerçekleştirilmelidir. Bitti mi eğitim? Hayır. Bunların sonunda da bir ölçme değerlendirme aracı üzerinden, bir ölçme aracı üzerinden elde edilecek verilerin değerlendirilmesi gerekmektedir. İşte ondan sonra bir eğitimin varlığından söz edebilirsiniz. Eğer bunları yapmamışsanız ortada bir eğitimden söz etmeniz mümkün değildir. Yani çok özür diliyorum, bir kıraathanede yapılan sohbet bir eğitim değil. Evet, insanlar bundan bir şey öğrenebilir ama bunun adı, yani temel olarak söylüyorum, akademik olarak söylüyorum, eğitim değildir. Eğitim olması için biraz önce söylediğim sahiplerin yerine getirilmesi lazım. O yüzden eğitim konusunda sabırlı olması gerektiğini söylüyorum. Bilimsel adımlarla yol alınması gerektiğini ifade ediyorum. Ve bu anlamda bakanlık olarak yeterlilik noktasında herhangi bir eksiğimiz olmadığını, araç gerek noktasında herhangi bir eksiğimiz olmadığını, herhangi bir eksikliğimiz olmadığını da bütün kamuoyunun bilmesini istiyorum. Bütün gayretimizde, bütün samimi gayretimizde çiftçilerimizin yanında olduğumuzu, üreticimizin yanında olduğumuzu 7'den 77'ye herkesi düşünerek ülkemizin dış politikası, iç politikası neyi gerektiriyorsa, tarım ve ormancılık politikaları neyi gerektiriyorsa bütün arkadaşlarımla beraber, ziraat mühendisleri, veteriner hekimler ve diğer çalışan arkadaşlarımızla beraber elimizden geleni yaptığımızı bilmenizi istiyorum. Bu yayın faaliyetleri sadece bizim basılı yayınlarla ortaya koyduğumuz çalışmaların ibaret değildir. Aynı zamanda bir tarım televizyonumuz olduğunu sizler de biliyorsunuz. Yani burada sadece bu yayını bize ayırsanız emin olun 2 saat, 3 saat biz yayını gerçekten canlı ve diri tutarak doldurabileceğimize inanıyorum. Ben çok bu vesileyle yine sonraki konuktan daha fazla kadarım. Verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Web Agron ailesine teşekkür ediyorum. Bir başka yayında inşallah görüşmek üzere diyorum. Ve tekrar herkesin gününü kutluyor. İyi akşamlar diliyorum. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Doktor Bülent Kahraman Çolakoğlu bizlerle birlikteydi. Çok sağ olun bir kez daha. Şimdi efendim diğer konuğumuzu almadan önce Sayın Başkanımızı uğurlayabiliriz. Başka bir programda çünkü ona iştirak etsin. Ben bir iki mesajla aslında yayını biraz daha açmak istiyorum. Şimdi eminim ki özellikle YouTube üzerinden gelen mesajları gördüğümde eminim şu anda bana kızan bir izleyici kitlemiz var. Bunun çok iyi farkındayım. 21 yıldır yayın yapıyorum. Bunun 17'si tarımla ilgili. Bunu şunun için söyledim. Tabii ki de burada amacım kendi reklamımı yapmak değil. Buradaki amacım şu. Sorularınızın muhatapları ilerleyen dakikalarda da gelecek. Ben her sorunun kiminle ilgili ya da kimin çözebileceğini dediğim gibi bu deneyimimden dolayı bilen biriyim. Dolayısıyla tabii ki maaşların düşüklüğü, tabii ki bu süreçte özellikle istihdam konusunda yaşanan sıkıntılar. Hadi daha açık konuşalım. İşsiz kalan tarım danışmanlarımız. Hepinizin sorunlarını görüyorum. Ama bunları doğrudan mesela şimdiki örnekte az önceki konuğumuza, Sayın Çolakoğlu'na sorsam tabii ki az önce yaptığı ve çok da güzel yaptığı gibi
ana politikayı genel bir çerçeve içerisinde ve tabii ki giderek de artan, bunu da biliyorum, olanaklarla sağlamaya gayret gösterdiğini söyleyecektir ki doğrusu da zaten budur. Bir istihdamda bir maaş belirleme sürecinde yine örnekten hareketle eğitim ve yayın dairesinin tavsiyeleri mutlaka alınıyordur ama sadece hani eğitim yayın dairesi değil, Tarım ve Orman Bakanlığı, geçin işte Hazine ve Maliye Bakanlığı, genel bütçe, yani bunun o kadar çok süreçlerden geçip bir karar mekanizmasının ortaya konulması gerekiyor ki bu nedenle ne olursunuz doğrudan bu soruları soramadım ya da sormadım diye eğer varsa içinizden geçirdiğiniz bir serzenişiniz, yine de hakkınızı helal edin. Ama şuna da emin olun, hani hangi konunun muhatabı kimse ona biraz sormaya da gayret gösteriyorum. Kaldı ki tüm bu yorumlar açık ortamda, canlı sohbet ortamında zaten yer alacak sizler silmediğiniz sürece ve emin olun ilgililer de bunları okuyorlar. Tabii ki mesela Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çalışan bir ziraat mühendisiyle özel sektörde çalışan ziraat mühendislerinin maaşlarının arasındaki farklar gündemde. Mesela bir başka izleyicimiz sağ olsun şöyle bir şey söylemiş, Sayın Başkan eğitimden bahsetti ama hani durum o kadar fena ki bir sonraki dönem eğitim verecek bir danışman da bulunamayacak demiş mesela Funda Karpuz isimli izleyicimiz. Yani Pınar kardeşimin yorumuna da, onu da yorumuna tabii hak veririz. Sonuçta her izleyicimizin görüşü bizler için değerli ama bunu hani o çevirdiği ifadesi değil de kendi görev ve yetki alanı içerisinde ancak bu kadar konuşabilir şeklinde ben biraz daha böyle yayınvari düzelteyim Pınar. Çok teşekkür ediyorum yine de ilginize. Kutlama mesajları var Sayın Peköz'den, teşekkür ediyoruz. Gelecek çağ dijital eğitim zamanı olacak deniliyor. Geleceğe bir adım atalım dedi, teşekkür ederiz demiş yine bizim eğitici isimdir hesap. Dolayısıyla değerli dostlar, hani çok fazla kızmayınız ama yazınız, en azından isminizle birlikte sorunu gündeme getiriyoruz derken yönetmenimden de bir mesaj geldi. Onu da alalım. Kutlama mesajları almıştık ama bu sefer vermeyelim. Çünkü biraz da ben de uzattım. Hakkınızı helal edin. Onu sonra Dağhan kardeşim yedirir muhakkak yayının içerisine. Ziraat mühendisi Ezgi Nur Atış bizlerle birlikte. Merhaba. Merhabalar Umut Bey. Nasılsın değerli kardeşim? İyiyim. Teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi nasıl göründüysek, bizde rol yok biliyorsun. Ekranın önünde de, kameranın önünde de öyle olmaya da gayret gösteriyoruz. İlk önce günün kutlu olsun. Neler yaparsın şöyle ama çok da uzatmadan bir iki dakikayla bir kendini anlatır mısın? Ben de ona göre biraz soru formüle edeyim. Ne dersin? Elbette. Göründüğü üzere Ziraat Yüksek Mühendisi Ezgi Ratış ben. Aynı zamanda veteriner, evet, olmakla birlikte kendi firmam üzerinden sahada aktif olarak kadın bir ziraat mühendisiyim. Yaklaşık 10 ile bakmaktayım. Üreticilerimizle iç içe bir insanım. Şu anda bitki besleme uzmanı olarak devam ediyoruz. Tabii ki saha kontrollerimizle birlikte güzel bir işler başarmaya çalışıyoruz. Peki bu görevleri hangi kurum altı adı altında yapıyorsun ya da serbest mi çalışıyorsun? Biraz da öyle bahseder misin bize? Evet, serbest çalışıyorum. Ben devlet memurluğundan ziyade kendi işimi yapmaya ve sahada özellikle bir portföy genişletmeye ve onlara daha bilinçli bir tarımı anlatmayı hedeflediğim için aktif olarak kendim sahada serbest bir şekilde çalışmaktayım. Memnun musun? Şöyle ama şimdi bunun çok böyle içerikli güzel bir soru olmadığının ben de farkındayım. Birazcık hadi böleyim. İlk önce mesleki tatmin anlamında memnun musun onu sorayım. Sonra bu memnun musun kalıbının başına başka şeyler de getireceğim. İlk önce mesleki tatmin. Mesleki tatminlikten dolayı aslında memnunuz tabii ki. Fakat hani üreticilerimizle aramızda birkaç problemler olabiliyor. Bunlara değinmek isterim eğer müsaadeniz olursa. Tamam, estağfurullah. Bu program sizin, buyurun. Üreticilerimizle ziraat mühendislerinin arasında aktif çalıştığım için gördüğüm belli başlı sorunlar var. Özellikle bir güven problemi var aramızda. Çünkü üreticilerimizin hastalıktan önce atıyorum bizlerin
sahaya gelip onların tarlasına baktığımızda işte şu şu uygulamaları yapmanız gerekiyor. Aksi takdirde bu şekilde bir kayba söz konusu olacak, geçirecek diyoruz. Onlardan aldığımız dönüt ise bir güvensizlik oluyor. Ve uygulamaları yapmıyorlar. Ta ki ne zamana kadar bu inat kırılıyor? O hastalıkla baş edemedikleri durumlarda inatlar kırılıyor. Hatta şöyle anlatayım. Geçen sene başıma gelen bir hastalıktan bahsetmek isterim. Bu arada İç Anadolu bölgesine bakmaktayım ben. Burada isim Anladım. vermeden söyleyeyim. Bir Buyurun. hastalığımız, pas hastalığımız vardı bizim buğdayda. Bu Bilirim. hastalık çıktıktan sonra biz üreticim, çok değerli bir üreticime bu hastalığın olduğunu ve bir an önce ilaçlama yapması gerektiğinden söz ettim. Daha simptomlar görülmeden önce. Ve kendisi beni dinledi. Karşı taraftaki tarla sahibi ise dinlemedi ve pas hastalığına yakalanan buğdayında inanılmaz bir zarara uğradı. Aynı zamanda buğdaylar hastalandığı için tabii ki verme konusunda, yani satış konusunda da büyük zorluklarla karşılaştılar. Bir de bizim maalesef ki üreticilerimizde atadan gelme bir bilgilerle ilerleme söz konusu. Bu inadı kırmaya çalışıyoruz ki şu an şunu anlatmaya çalışıyorum. Aslında geçen senenin iklimiyle toprağıyla şu an bu senenin iklimi ve toprağı bile bir değilken, her sene bir şeyler değişirken ki tarım sürekli kendini yenileyen bir sektördür. Bizler şu anda dediğimiz gibi atadan gelen bilgileri bir nebze olsun kırmaya çalışıyoruz. Üreticiyle aramızdaki güven problemini çözmeye çalışıyoruz. Çünkü tarım dediğimiz şey kocaman bir sektör ve bizim birliğe ihtiyacımız var. Çünkü bu iş emek işi ve ekip işi, kesinlikle tek başına yapılacak bir iş değil. Mutlaka. Ve ben buradan üreticilerime birlik olmak konusunda çağrıda bulunuyorum. Çünkü bizler sizler olmasanız hiçbir zaman olmayacağımızı söylüyorum. Üreticilerimiz en değerli insanlar benim gözümde şu anda dünyada. Çünkü kıtlık gibi bir şeyle mücadele ederken tarımın çok çok önemli bir durumda olduğunu söylemek istiyorum. Aslında ülkenin ana kaynağı tarım diyebilirim. Bu bağlamda da bizler üreticilerimizle birebir muhatap olan Ziraat Mühendisleri olarak dediğim gibi bu inatlaşmayı ve güven problemini çözmek isterim. Bu tür Ben çok iyi zorluklarımız anladım. Ben çok iyi anladım sizi. Bu tarım danışmanlığı sisteminin ilk kurulduğu yıllardaki törenlerde de ben moderatörlük yapmıştım. Çeşitli statüler, değişkenler, birlikler, kooperatifler, bireysel çalışma, özellikle sahada çalışma isteği ya da isteksizliği, bu sorunlar hep gündeme geldi. Çok da yol aldığımızı söyleyemem. Ama ve lakin hani sizler gibi çok değerli genç arkadaşlarımın da her ne kadar belli sorunlar hala devam etse de hani umutla vereceği konuşmaları gerçekten bizi memnun ediyor. Şimdi memnun musunuz sorusunun başına bir şey daha söyleyeyim. Tabii benim haddim değil burada sizin kazancınızı sorgulamak veya bununla yorum yapmak ama en azından diğer tarım danışmanları arkadaşlarıma da belki yol gösterecek, örnek olabilecek ya da onların izlenimlerini pekiştirebilecek bana bir şeyler söyleyebilirsiniz. Bu arada Ezgi kardeşim 10 saniye daha alacağım. Özellikle tarım danışmanları arkadaşlarımızdan çok yoğun mesajlar alıyoruz. Bizler de konuşalım diye. Saat 22.10 sularında da zaten çok değerli dernek başkanımız, Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği Genel Başkanımız bizlerle birlikte olacak. Sayın Mahmut Kaytan, özellikle mesajlarda Pınar Hanım'a, Pınar Öge kardeşime de bunu iletmiş olayım. Evet, gelirden memnun muyuz değerli dostum? Gelirden memnunuz. Çünkü aslında biraz da şöyle bir durum söz konusu. Yine dediğimiz gibi üretici ve ziraat mühendisi arasındaki bir diyalogdan kaynaklanıyor bizim gelirimiz. Özel sektörde çalışan insanlar için. Eğer güven problemini aşabiliyorsanız ve karşı tarafla iletişiminiz güçlüyse, ikna kabiliyetiniz ve bunun yanında dürüstlüğümüz tabii ki söz konusu. Bununla birlikte eğer ki gerçekten sevilen ve fayda görülen attığımız ürünlerden, verimler ve kalitelerden farkı gören üreticilerimizle birlikte çalıştığımızda tabii güzel bir dönüş olarak sağlıyor bize. Ama beklediğimiz gibi mi derseniz, hayır, şu anda zaten Türkiye'de tarımdan ziyade ekonomi gerçekten dibe çökmüş durumda. Ama bizi
döndürüyor mu derseniz, evet döndür yani, net bir rakam vermek bilmiyorum doğru mu olur, yanlış Yok mı olur? yok, hayır. Birincisi böyle bir haddim de yok, hakkım da yok. Ama Estağfurullah. mesela çok da mesaj geliyor. Siz de belki yayından sonra bakarsınız. Hani öğrenci olan, bu mesleği seçmeye gayretli olan, istekli olan izleyicilerimiz de var. Hani belki de sahada olan bir tırnak içerisinde ablaları olarak hani bir izlenim yaratmaktı. Tabii yani kendimizi döndürebiliyorsak, ki hepimiz hemen hemen aynı durumdayız. Deyim yerindeyse çoktan enseyi karartmayalım. Şimdi çok az bir sürem kaldı, 2-3 dakika. Şöyle bir şey sorayım mı? Doğrudan sahada üreticiyle iç içe çalışan bir mühendis kardeşim olarak, özellikle tarımsal danışmanlığın ya da değil ve veya diyeyim, ziraat mühendisliği mesleğinin sorunlarını, evet Ezgi Nuratış, bize bir şeyler söyle, biz onları uygulayacağız deseler, kamu otoritesi sana bunu dese, neler söylersin? İlk sıraya neleri koyarsın? Öncelikle toprak analizini şart koşmalarını isterim. Nasıl ki bir hasta doktora gittiğinde kan tahlili isteyip daha sonra teşhis koyuyorsa, bizler de aynı şekilde toprağın durumunu ölçmek için bir toprak analizi isteriz. Çünkü bizler için toprağın tuzluluğu, pH, organik maddesi ve NPK durumları oldukça önemli bir durumdur. Bu yönden ben öncelikle bir toprak analizi isterken diğer yandan kimyasal uygulamalarımızı minimal bir seviyeye çekmek isterim. Çünkü dünyada kimyasal kullanım azalırken Türkiye'de maalesef artıyor. Bunun sebebi ben üreticinin kolaya kaçması ve cebinden fazla para çıkmamak için bunları yaptığını düşünüyorum. Öncelikle biyolojik ve kültürel mücadele yolumuza gitmemiz gerekiyor ve hastalıktan ziyade önce bitkiyi, stres koşulları ve hastalığın geleceğini bilerekten korumaya almamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun için dediğim gibi kimyasaldan önce birazcık fazla bir maliyet olacaktır ama hastalık geldikten sonraki kısımda daha fazla para harcayacakları için şu anda ben bunları anlatmaya çalışıyorum. Özellikle bakır ve kükürt gibi kullanımlara başvurmalılar diye. Ezgi kardeşim, şöyle bir şey, aslında çizdiğin yaklaşım beni çok mutlu etti. Sebebi de şu: tarım danışmanlarının ya da sahadaki ziraat mühendislerinin aslında sorunlarıydı benim öğrenmek istediğim, ama bu senin bir eksikliğin değil. Hiç yanlış anlama. Konuyu bitkisel üretim süreçlerinde yaşanan teknik sorunlara getirip aslında tarım danışmanlarının hala bu işte ne kadar gönüllü olduklarını da bir anlamda vurguladım benim gözümde. Ben diğer konuları, soruları başka konuklarıma da sorarım. Böyle bir yaklaşım sergilediğin için de çok teşekkür ediyorum. Bir iki cümlem varsa alayım, vedalaşmak zorundayım seninle. Tamamdır. Ziraat Mühendisliği'nin 178. yılı kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi milli ekonominin temeli tarımdır diyoruz. Kıymetli üreticilerim ve değerli meslektaşlarımın 2024 sezonunun bereketli geçmesini diliyorum. Tekrardan Ziraat Mühendisler Günü'nü kutluyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum sizlere de ve Bagron Çok ailesine de teşekkür tabii ki. ederim. Çok teşekkür ediyorum değerli kardeşim. Sağ ol, var ol. İçerik kattın, renk kattın. Biraz da umut verdin. Bunlar tabii ki sorunları da konuşmayacağımız anlamına gelmiyor. Daha epeyce de konuğumuz var. Ben çok kısa bir ara vereceğim değerli dostlar. Bu aranın hemen ardından da yine kıymetli misafirlerimizle birlikte olacağız. Hangi platformdan seyrediyorsanız lütfen ayrılmayınız diyoruz. Birazdan birlikteyiz. Tarımsal üretime gönül verenlerin buluşma noktası Webagron, benzersiz içerikleriyle çiftçinin cebinde, tarımın gündeminde. Sosyal medya kanalları üzerinden her gün binlerce kullanıcıya ulaşan, tarım sektörünün çığır açan dijital platformu Webagron, zirveler, buluşmalar, fuarlar ve organizasyonlarda toprağa emek verenlerle bir araya geliyor, bir araya getiriyor. Webagron, tarımsal içerik platformu tüm sosyal medya kanallarında. Şimdi takip edin. Merhabalar.
Ben agrotik sulama sistemlerinden Ziraat Yüksek Mühendisi Onur Kızıl'da sektöre yaptıkları katkılardan dolayı meslektaşlarıma teşekkür eder. Dünya Ziraat Mühendisler Günü'nü kutlarım. Merhaba, ben Ziraat Yüksek Mühendisi Elif Can Ünlü. Alfabü şirketinin kurucu ortağıyım. Tarımsal alanda faaliyet gösteren tüm kuruluşların ve çiftçilerimizin her daim yanında olup ülkemiz tarımına büyük bir özveriyle hizmette bulunan tüm meslektaşlarımı 10 Ocak Dünya Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutlarım. Sevgi ve saygılarımla. Bugün Dünya Ziraat Mühendisleri Günü. Her daim tarlada, çiftçinin, üreticinin yanında olan sevgili Ziraat Mühendisliğinin Dünya Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutlarım. Merhaba, ben Burcu Demirok Göktaş. FMC Türkiye'de Ziraat Mühendisi olarak çalışıyorum. 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ziraat mühendislerinin her daim sahada çiftçinin yanında olduğu bu güzel günü hep birlikte kutlamayı temenni ediyorum. Merhaba, ben Özer Çolpan. Tüm ziraat mühendislerimizin 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum. Biz üreticilerle birlikte tarımsal üretimin en önemli paydaşlarından biri olan ziraat mühendislerimizin sadece 10 Ocak'ta değil, yılın bütün günlerinde canı gönülden hatırlanması dileklerimle. Merhaba, ismim İlkanca Çelik. Agrobest Grup Kıdemli Pazarlama Müdürü olarak çalışıyorum. Ben de ziraat mühendisiyim. Ziraat Mühendisleri Günü'nüz kutlu olsun. Merhaba, ben İrfan Aslan. Sümeyagro Türkiye'nin genel müdürüyüm. Sahada canla ve başla çalışan tüm ziraat mühendisi meslektaşlarının 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutluyorum. Merhaba, ben Ziraat Yüksek Mühendisi Ömer Yoluğum. Smart Bowls Sensör ve Su Yönetimi Teknolojileri şirketinin genel müdürüyüm. 10 Ocak Ziraat Mühendisleri Günümüz kutlu olsun. Merhaba, ben Mehmet Fatih Kacar. Milli ekonominin temeli ziraattır diyen atamızın önderliğinde, ülkemizin geleceğinde rol oynayan tüm ziraat mühendisi meslektaşlarımı ve ziraat fakültelerinde okuyan gelecek nesil sevgili kardeşlerimi gününü kutlarım. Merhaba, ismim İlkanca Çelik, Agrobest Grup Kıdemli. WebAgron Dünya Ziraat Mühendisleri Günü özel yayınımız devam ediyor değerli dostlar. Aynı zamanda programın başında da söylemiştim. Tarımsal öğretimin, zirai öğretimin başlangıcının 178. yılını da kutluyoruz bugün ve çoğu bilim disiplininden çok daha önce başlayan ve bu konuda gerçekten dünya çapında isimlere sahip akademisyenlerimiz, eğitimcilerimiz eşliğinde elde olduğunca aktarılan kaynaklar el verdiğince aslında güzel bir sistemimiz var. Tabii. Kaldı ki şu da bir gerçek, güzel bir sistemimiz var. Bunlar işin olumlu yönleri. Hani çok kitabi bir dille konuşacak olursak, hani bir SWOT analizi yapacağız bu yayında demiştik. Eğitimle ilgili çok kıymetli konuklarımız da olacak önümüzdeki dakikalar içerisinde. Tabii bunları ne kadar kullanıyoruz, çağın gereklerine ne kadar uygulayabiliyoruz, dünya nereye gidiyor, biz neredeyiz, tarımsal eğitim programlarında ve süreçlerinde değişiklikler, revizeler gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Tabii bir diploma veriyoruz, yetiştiriyoruz ama sahaya indiğimizde yeterli kaliteli hizmeti alabiliyor muyuz ya da verebiliyor muyuz? Tüm bunları konuşacağız. Dünya bambaşka bir aleme gidiyor. Hem tarımsal eğitimde hem de yayında işin içerisine teknoloji de yoğun olarak girdiği için kimi ülkelerde doğrudan fakülteler, üniversiteler, kimi ülkelerde biraz daha kamu ağırlıklı. Bizim gibi ülkelerde ikisinin entegre olmuş bir koordinasyon halinde gitmeye çalışan sistemlerin hepsi var. Ama ve lakin doğru yol bir. Hangi yoldan gideceğiniz de tabii önemlidir ama ulaşmak istediğiniz sonucu doğru tespit ettiğinizde yolların önemi de ikinci planda kalıyor. Programın başında söylemiştik, her sektörün çok önemli temsilcisi bizlerle birlikte olacak. Özel sektöre geçiyoruz şimdi de. Çoğu yayınımızda bizleri kırmaz, hatta deyim yerindeyse bilmiyorum. Belki bu tabirimi hoş görmesini de rica edebilirim kendisinden. Bir yayın partnerimiz var aslında. Stoller Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Canan Yılmaz bizlerle birlikte. Merhabalar efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun. İlk önce gününüz kutlu olsun. Temsil ettiğiniz hem firma hem de zümre olarak, mesleki grup olarak çok çok teşekkür ediyorum bizlerle birlikte olduğunuz için. Tarımın geleceği ve ziraat mühendislerinin rolü ana konu başlığı altında sizlerle birlikte olacağız. Ama şunu da söyleyeyim ve bu konuşacağım süreyi size mutlaka vereceğim. Merak etmeyin. Şöyle bir şey. Özellikle ziraat mühendisleri ve tarım danışmanlarının yaşadığı maddi imkansızlıklar sosyal medyada yayınımız altında en çok yorum yapılan konu. Buradan başlamayabilirsiniz. Genel bir çerçeveyle başlamayı belki zihninizde planladınız ama ben bu konuyu şimdi başlamasanız bile ilerleyen dakikalarda size danışmak isterim. Buyursunlar efendim. Ben öncelikle herkesin merak ettiği konu buysa buradan başlamak isterim tabii ki. Buyurun, çünkü memnun olurum. Öncelik böylesi bir günde tabii ki meslektaşlarımızın ya da bu mesleğe adım atacakların en merak ettiği yerden gelsin isterim. Sektörde bu yıl 22. 23. yılımı geçireceğim. Genel olarak ülke ekonomisi, diğer meslek dalları, verilen mezun sayısı, iş olanakları düşünüldüğünde ziraat mühendisliği aslında bence gereksiz yere geri plana atılan meslekler arasında. Totalde bakarsanız gereksiz yere geri plana atılan. Evet. Çünkü ziraat mühendisliğini hep şey gösterdiler. Ben bile ilk kazandığımda fakülteyi işsiz kalacağıma dair direkt sıfatı yiyerek başlamıştım birinci sınıfa. İşte ziraat çok özür diliyorum Can. Çok özür diliyorum. Size bir ekleme yapabilir miyim? Yanlışım varsa düzeltin. Çünkü ben bir ziraat mühendisi değilim. Sizin dediğiniz, ikincisi İşsiz kalma bari ziraat oku. Bir de işin bu tarafı da var. Kötü. Çift yönlü yani. O daha da kötü. Evet. Buyurun efendim. Aslında düşünecek olursanız her meslek dalı için yaşanabilecek iş bulma sıkıntısı ziraat mühendisliği içinde mevcut. Diğer taraftan çok fazla ziraat fakültesinin olması ve her fakülteden farklı dallardan birçok mezunun aynı anda geliyor olması da sektörde belki zaman zaman şişkinliklere sebep oluyor. Ama şunu da söyleyebiliriz ki özel sektörde 20 yılını geçirmiş birisi olarak birçok iş olanağı da mevcut. Şimdi ziraat fakültelerindeki dalların hepsini karşılayacak özel sektör firmaları şu anda hem globalden hem de yerli olarak yapılanmış durumda ülkemizde. Sadece bitki besleme alanından örnek vereceğim. 1025 tane aktif firma faaliyet gösteriyor. Kuşkusuz bunların 3 kişilik, 5 kişilik kadrolarla olanları da var. İşte bizler gibi yüzlerce kişiyle çalışan büyük kadrolarla gidenleri de var. Ama bunun her birisi bir çalışma imkanı ve şartlara baktığınızda sürülen araçlara, bizim gelişim olanaklarımıza, aldığımız bazı yan haklar ya da kendimize sağlanan maaş olanaklarına diğer mesleklerle kıyaslandığında bence umutsuz bakılmayı hak etmiyor o kadar. Çünkü burada umutsuz bakıyorsanız başka bir yerden mezun olsaydınız da aynı şekilde bakıyor olacaktınız muhtemelen diye düşünüyorum. Eğer tarımı seviyorsanız. Evet, bu kadar acımasız olmamıza gerek yok diye düşünüyorum kısacası ziraat mühendisliğine. Çünkü değer kaybettiriyoruz kendi mesleğimize. Çok kutsal bir meslek yaptığımızı düşünüyorum. Gıdayla eşleşmesi kafalara çabuk gelmediği için insanlar nasıl bir değer kattığımızı çabuk anlayamıyorlar. Gıda mühendisi dediğinizde ne yediklerini tahminledikleri için daha çok ilgi çekiyorsunuz belki. Ama o yemeğin pişmesi için oluşacak salçasından baharatına, meyvesinden sebzesine, her şeyin içinden geçecek bütün o girdileri üreten tarafta olduğumuz aşikar. Ve tarım, sizin de daha önce değindiğiniz konuşmaları dinliyordum girmeden önce yine. En eski faaliyetlerden bir tanesi. Bu kadar kıymetli bir alanda vazgeçilmez taraftayız aslında. Çok doğru söylüyorsunuz. Şöyle bir cümleyle anımı paylaşacağım. Tespitinize sonuna kadar katılıyorum. Ziraat mühendisliği mesleğini işsizlikle yan yana getiren tabii ki de şimdi burada hani oturduğumuz yerde konuşuyoruz gibi kimse yorumlamasın. İşsiz olan ziraat mühendislerimiz var. İşte biliyorsunuz tarım danışmanları işte 150 bin liraya bile varmayan bir yıllık bedelle çalışmak zorunda olanlar var. Herkes kendi derdinde haklı olarak ateşte düştüğü yeri yakar. Bunu bir kenara koyuyorum ama ziraat mühendisliği mesleğiyle işsizliği yan yana getirmek aslında ziraat mühendisliği açısından ayıp. Anım da şu, bu konu 15-20 yıl önce de gündemdeydi ve o zaman ki Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı ile ben bu konuda bir program yapmıştım.
çok akademik, bilimsel ve sanırım 2-3 yıl süren bir araştırmanın sonucunu yayında bizle paylaşmıştı Canan Hanımcığım ve demişti ki tamam işsizlik var ama diğer meslek gruplarıyla kıyasladığımızda işsiz ziraat mühendisi gibi lanse edilecek kadar da çok değil. Hatta bizden çok daha kötü olan meslek grupları ya tarım dışı meslek grupları da var denmişti. Aynı görüşü bu kadar gelişmeye rağmen sizlerin bir kez daha tekrarlıyor olması gerçekten benim de ziraat mühendisi olmasam da çok değerli kardeşlerim, arkadaşlarım, büyüklerim adına hoşuma gitti. Şimdi ben biraz başa da döndüm mesajlarda. Sizin katılacağınızı öğrenen doğrudan sizin de isminizi vererek hani deneyiminiz olduğunu da söylediniz neredeyse hani çeyrek asıra yaklaşan. Şu anda okuyan, ziraat mühendisliği okuyan, kamuda ya da özel sektörde acaba iş bulabilir miyim diyen genç kardeşlerimize mesajınızı alsam ne dersiniz? Bence akıllarında iş bulabilir miyim sorusundan çok nasıl katkı sağlayabilirim sorusunu daha fazla tutsunlar. Ziraat mühendisliği ile ilgili bu yola girdiler ve bu alanda kalmaya gönül verdilerse hangi alanda uzmanlaşmak istediklerini düşünsünler ve onunla ilgili kendilerini donatmaya başlasınlar. Ben birçok üniversitenin davetiyle ilham olabilmesi ve gençlerin bu alanda neler yaşadığımızı duyması için konuşmalara da katılıyorum. Onlara da aynı şeyi söylüyorum. Tekrar hatırlatalım. Hepimizin olduğu kadar bu mesleğin de iş bulamama şansı var. Ama hepimizin olduğu kadar bir doktor kadar ya da bir doktordan daha fazla doktoru bilerek örnek veriyorum. Çünkü hep hayaldir ya oğlum kızım doktor olsun diye. Onun kadar gelir kazanma şansımız da var. Bugün çok güzel pozisyonlarda olan insanlar var. Lütfen yeni mezunlar işini nasıl iyi yapacağını ve kendini nasıl donatabileceğini düşünsün daha çok. İş bulabilir miyim kısmı sonradan gelecek çünkü. Ve burada sahada özellikle çalışmaya gönüllüyse seyahat edebilmek, esnek çalışma saatlerine uyumlu kalabilmek, sahada olup çiftçiyle temas edebilmeyi seviyor olmak gibi şeylere hazırlıklı olmak gerekiyor. Ben en güzel okulun aslında bir taraftan ya bir çiftlik ya da bir bayinin yanında olduğunu düşünüyorum. Özellikle bayilerimiz bu anlamda o kadar büyük bir çeşitlilik sunuyorlar ki yeni mezunlara. Hem sektörde bulunan bütün ilaç, tohum, bitki besleme ürünlerini görebilecekleri harika bir ortam. Hem de çok fazla üreticiyle, çiftçiyle bir araya gelebilecekleri çok güzel bir buluşma noktası aslında yeni mezunlar için. Buralardan başlayarak kendilerini donatmaya başlayabilirler diye düşünüyorum. Canan Hanımcığım şimdi siz hani benim gözümde bir yayıncı olarak aslında tabii bir firmayı bir kurumu temsil ediyorsunuz ama özel sektörü temsil ediyorsunuz o başlıkta ben konuşuyorum. Burada çok değerli dostlarım başka sosyal medya mecralarından da arkadaşlarım bana atıyorlar soruları şundan da şikayetçiler yani sahada ziraat mühendisi olmak bir anlamda eğer tarıma girdi sağlayan bir firmada çalışıyorsanız doğrudan sıcak satışla görevlendirilen bir pozisyonda oluyorsunuz. Bu da hani mesleğin evrensel ilkeleriyle çok bağdaşmıyor deniyor. Böyle toparlayabilirim. Umarım anlatabildim derdimi. Evet kesinlikle. Bir kere özel sektörde ya da bir firmada olduysanız şunu kabul etmeliyiz ki ticaretin ruhu, ticaretin kanı satış ve para. Bir gelirin yaratılmadığı hiçbir aktivite ticaret değil. O yüzden de bulunduğumuz firmaların gelir kazanmasına yardımcı olmak zorundayız. Ama ziraat mühendisi olarak satış kimliğini bile taşıyorsanız, gittiğiniz çiftçiye bir hizmet verdiğinizde satışı yapmanız çok kolaylaşıyor. Çünkü aslında çiftçilerin alabilecekleri sayısız çeşitlilikte ürün var. Ve sizi tercih etmeleri ve sizin satın almalarındaki en büyük faktör aslında sizin donanımınız ve danışmanlığınız oluyor. Bugün birçok sahadaki arkadaşıma sorun, tohum satan bir arkadaşım olsun, gübre satan bir arkadaşım ya da ilaç satan bir meslektaşım olsun, hepsi aynı şeyi doğrulayacaktır. Güven kazanmanız, çiftçiyle temasınız, kendi alanınıza, ürünlerinize hakimiyetiniz, teknik donanımınız yine fark katmaya çalışıyor. Evet satış para işin içine giriyor. Eğer hiç parayı ellemek istemiyorsanız tabii ki teknik kadrolar da var özel sektörde. Oralara başvurabilirsiniz. Diğer taraftan işletmeler var, büyük çiftlikler. Oralarda çalışabilirsiniz. Ama en geniş kadronun olduğu yer tabii ki satış alanı. Oraya daha fazla iş başvurusu oluyor ve daha fazla pozisyon açılıyor. Yine de ben satışı çok şey görmüyorum. İşte
parayı elemenin bu işi kirlettiğini düşünmüyorum. Çünkü bir hizmet var ve bunun karşılığında alınan bir bedel var. Diğer taraftan ziraat mühendisliğinde birçok şey parasız yapılıyor biliyorsunuz. Bilgiyi, danışmanlığı, hizmeti çoğu zaman hepimiz parasız ve gönüllülükle yapıyoruz. Bunun içerisinde sattığımız o girdilerin de bir bedelinin olması o kadar itici gelmemeli diye düşünüyorum. Yani siz ön planda satış tekniklerinizi ve sadece ticari yeteneklerinizi kullanıyorsanız başka bir şey. Ama bunun içerisinde mesleğinizi dahil ettiniz ve danışmanlık da sunmaya başladıysanız harika. Çok teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte Sayın Hazal Şahiner'e, Ece Demir'e sağ olsunlar güzel mesajlarla bizleri destekliyorlar. Şimdi efendim son bir konu var, o da şu. Tabii ki bundan belki şimdi hala o hassasiyet ve istek var ama bir ziraat mühendisi ya da bu alana hizmet veren biri okulundan mezun olduğu zaman kafasında ilk olarak yani deyim yerindeyse biraz amiyane bir tabir ama kamuya kapağı atayım düşüncesi oluyor. Eskiden daha fazlaydı. Ben bu sürecin biraz da tersine çevrilmesi için ve son dönemde yaşadığımız o teknolojik gelişmeler özellikle özel sektörün tarım sektörüne her anlamda sadece girdi sağlamak değil üretim anlamında da hakim olması bunun eleştirel kısmını bir kenara bırakıyorum. Şimdi o konu değil derdimiz. Ziraat mühendislerinin ve diğer meslek gruplarının, alt dalların özel sektörde çalışma olanaklarının önümüzdeki dönemde daha çok artacağını, şu anda öğrenci olan arkadaşlarımızın kamudan ziyade özel sektörü düşünecek bir potansiyeli ya da ortamı olacağı konusunda bize neler söylersiniz? Böyle bir ortam var mı efendim? Türkiye çapında konuşuyorum tabii ki. Evet, böyle bir ortam var. Öncelikle şunu net söyleyebilirim. Tüm global firmaların hedefindeki pazarlardan biri Türkiye. Dolayısıyla birçok dünya markasını ülkemizde görebiliyorsunuz. Hangi alandan bakarsanız bakın, tohumdan bakın, ilaçtan bakın, bitki beslemeden bakın. Bütün global firmalar hemen hemen ülkemizde bir şekilde faaliyet gösteriyor. Diğer taraftan değişen tarımla beraber yeni firmalar dahil olmaya başlıyor. Bundan bir 5 yıl önce belki drone teknolojilerinden konuşmuyorduk. Bundan birkaç yıl önce belki sensörlerden, iklim istasyonlarından konuşmuyorduk. Bundan belki birkaç yıl önce biyostimülantlardan bahsetmiyorduk. Ama şu anda bunların hepsi tarıma çoktan girdi ve bu alanlarda çalışacak yeni kişilere tabii ki ihtiyaç var. Tarımın durma ihtimali olduğunu düşünmüyorum ben. O yüzden bence meslekler arasında en şanslısı. İlk biz geldik belki meslek olarak. O yüzden de belki evet. De son biz gideceğiz insanlar yediği sürece. Ve şartlar bu kadar değişkenlik göstermeye devam ettiği sürece de yeni alanlar açılacak, yeni uzmanlara ihtiyaç duyacak. Bizim kendimizi hazırlamamız gereken şey, bizim derken kendimi de katıyorum bakın 20. yılda, öğrenmeye devam etmek zorundayız. O bilgiler sürekli olarak tazeleniyor. Problemler değiştikçe yeni bilgilere ulaşmak zorundayız. Eğer kendinizi bu anlamda tazelerseniz o alanlarda mutlaka sivrilecek ve yer bulacaksınızdır sektörde. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olunuz. Sizle başladığımız yayında bir cümle kurmuştum. Yine çok güzel bir yayın partnerliği yaptınız. Çok şey öğrendik. İçerik sağladınız. Sağ olun, var olun efendim. Çok teşekkür ederim. Üstelik kabul ediyorum tabii ki de partnerliği seve seve. Sizinle bir program geçirmek benim için de zevkti. Diğer taraftan Webagron ailesine böyle güzel bir programda yer verdiği için ayrıca teşekkür etmek isterim. Tüm ziraat mühendislerimizin Ziraat Mühendisleri Günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Bu arada kıymetli izleyicilerimiz tabii sosyal medya platformlarından yayın yapıyoruz. Bu platformların sizin de benden çok daha iyi bildiğiniz gibi belli algoritmalar üzerinden çalışıyor ve bu algoritma beğendiğiniz, paylaştığınız ölçüde yayınlarımızı ön plana çıkarıyor. Şu anda siz de görüyorsunuzdur platform üzerinden seyrediyorsanız. YouTube'dan yayın yapan çoğu ana kitle kanallarından şu anda izleyici sayımız yüksek. Genellikle biliyorsunuz haber kanalları yapar bunu. Çok teşekkür ediyoruz. Masum Kılıç Bey diyor ki Türkiye'de bitmeyecek ve sürekli artan şey tarımdır ve desteklenmesi gereken bu ülkenin en önemli geçimidir. Doğru. Melisa Hanım'a teşekkür ediyorum. Hazal Hanım'a teşekkür ediyorum mesajları için. Şimdi gençler ne diyordu Dağhan'cığım? Şu beğeni butonuna çökün diyorlardı değil mi? Beğeni butonuna çökün ki, onu bile diyemedim, o kadar alışkın değilim ki, çökün ki daha fazla izlenelim. Bir de şu var tabii ki, avantajımız bu yayın burada kalacak, sürekli hesaplarda kalacak. Sonra Webagron ekibi eminim bunu en güzel şekilde işleyip tekrar küçük videolar halinde, kısa videolar halinde de zaten beğeninize sunacaklar. Yine çok küçük bir mesaj paylaşalım.
Hemen ardından konuklarımızla devam edelim. Biraz da akademik eğitim konuşacağız önümüzdeki dakikalarda. Buyurun. Merhabalar, ben Ziraat Yüksek Mühendisi Ebru Sevinç. Toprak Tarım Teknolojileri Şirketi'nde agronomist olarak görev almaktayım. Gıda güvenliğinin arttırılmasına ve üreticilerimizin daha yüksek kaliteli ve verimli ürünler elde etmelerine katkıda bulunduğumuz, birlikte çalışarak tarımın sürdürülebilirliğine çözümler üretmeye ve gelecek nesillere daha sağlıklı ve güvenli bir dünya bırakmak amacıyla birlikte hareket ettiğimiz tüm meslektaşlarımı bu özel ve anlamlı günlerini kutlamak isterim. 10 Ocak Dünya Ziraat Mühendisleri Günümüz kutlu olsun. Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz mesajlar için. Aslında her kutlama mesajının içeriğinde de dikkatli dinleyici ve izleyicilerimiz bana hak verecektir. Çok da güzel mesajlar var. Efendim çok kıymetli bir hocam bizlerle birlikte Profesör Doktor Hasan Hüseyin Atar hocam Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültemizin dekanı. Sayın hocam şerefler verdiniz. Nasılsınız? Estağfurullah. Teşekkürler Umut Bey. İyiyim. Sizleri sormalı. Çok teşekkür ediyorum efendim. Göründüğümüz gibi sağ olun, var olun. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve tarımsal eğitim dediğimizde ben de değil herkes de akan suların durması lazım. Çünkü işin deyim yerindeyse başlangıç noktası sizsiniz. Tarihçe izleyiciyi sıkar Sayın Hocam siz de bilirsiniz ama bu özel günde sizi bulmuşken bu konunun belki hani 1-2 dakika belki çok değerli dinleyicilerimizin bir bölümünü sıkmak pahasına bu riski göze alıyorum. Ama büyük bir bölümünün de keyifle dinleyeceğine de inanıyorum. İsterseniz 1-2 dakikayı bu işin Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile birlikte düşünüp bir tarihçesiyle başlayalım. Sonra yeni jenerasyona ilişkin çok sorularım olacak. Buyurun efendim. Tamam. Atatürk'ün talimatıyla 1933 yılında kuruldu biliyorsunuz Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi. Yüksek Ziraat Enstitüsü olarak kuruldu ki enstitüler Avrupa'da rektör ya da üniversiteye denk olarak faaliyet gösteren birimler. Dolayısıyla rektörlük olarak düşünülüyor ve 4 tane fakülteden oluşuyor. İşte ziraat, orman, veteriner, tabii bilimler olmak üzere. 33 yılında Alman ekolüyle kuruluyor. Geçen sene de 90. yılımızı kutladık. Geçen sene diyorum 2023. Evet. 90. Cumhuriyetinde biz 90. yılımızı kutladık. Neden? 10. yıl, Cumhuriyet'in 10. yılında 29 Ekim'de Atatürk 10. yıl nutkunu okuduktan sonra ertesi gün bizim fakültemiz açılıyor. Cumhuriyet'in 10. yılında. Alman ekolüyle kuruluyor. 55 yılına kadar, 1955 yılına kadar tek fakülte. 1946'da Ankara Üniversitesi kuruluyor. Kuruluyor. 48'de Ankara Üniversitesi'ne bağlı olarak Ziraat Fakültesi olarak devam ediyoruz. 55'e kadar tekiz. Ondan sonra Ege, Çukurova, Samsun, Atatürk bunların kuruculuğunu yapıyoruz. Ana fakülte konumunda hem kuruculuğunu hem hamiliğini yapıp faaliyete devam ediyor. 1971 yılında da ilk defa bugün biliyorsunuz bugün de bizim törenlerimiz vardı. Evet katılamadım. Bayağı coşkuyla kutladık. Estağfurullah. Bir dahakine inşallah ya da her zaman bekleriz. İnşallah. 71 yılında da ilk defa şeyi başlatıyoruz, yüksek lisans eğitimini. Gerçi eğitim planlanırken 1933'ten işte şeye kadar, kurulana kadar 5 yıllık eğitim. İlk yıl staj olmak üzere, ilk yıl araziye gönderiliyor öğrenciler. Tarlaya, çiftliğe, Atatürk Orman Çiftliği'ne vesaire. Ondan sonra 4 yıl yoğun eğitim, yüksek mühendis olarak da mezuniyet söz konusu. 71 yılında da yüksek lisans eğitimini başlatıyoruz 1971'de. Dolayısıyla biz hem Ziraat Fakültesi eğitiminin hem de yüksek lisans eğitiminin kurucusu konumunda faaliyet göstermişiz. Ve kıymetli hocam şöyle bir şey, hem
akademik anlamda yetişme hem de bilimsel çalışmaları ön plana getiren, statüsü konumu ne olursa olsun bu konuda emek veren tüm eğitimcilerimizin, çok genel bir başlık açayım, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile mutlaka az veya çok bir kesişme noktası var. Ve ziraat fakültelerinin, şimdi başka isimleri de var tabii, işte tarım bilimleri, ama mutlaka akademik kadrolarının içerisinde mutlaka Ankara Üniversitesi'nden, ziraat fakültesinden bir akademisyen oluyor. Ya da doğrudan kurulumuna eşlik eden çok kıymetli hocalarımız oluyor. Yani bu eğitimin baş aktörü Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültemizdir demek herhalde abartı olmayacaktır diyeyim. Şimdi kıymetli hocam, özellikle tarımsal yüksek öğretim dediğimizde ve bu konuda bir okuma yapayım, koskoca dekanımızın karşısına çıkacağım, mahcup olmayayım diye okuma yaptığımda sanki hani sözün çoğu sizde ama bir iki cümleyle özetleme müsaade edin. Çok lütfen, deneyimli, çok hem nitelik hem nicelik açısından kadrolarımızın yeterli olduğu, bilimsel yayın açısından özellikle son dönemde çok ön planda olduğumuz gibi pek çok olumlu özellik sayılabiliyor. Ama takdir edersiniz ki hani sonuçta bir yayındayız, şu anda ekran başındayız. Bu işin matematiği biraz olumsuzlukları, yani sizler gibi çok değerli akademisyenlerimizin görüşleri daha da yoğunlukta. En azından bir gazeteci olarak benim tespitim bu. Bu genel çerçeveden sonra hem sorunlar hem çözüm önerileri noktasında geniş bir zamanı size bırakmama müsaade edin. Buyurun efendim. Estağfurullah. Şimdi Umut Bey, şeyle ilgili, eğitimle ilgili. Eğitimi tabii ki şey, benden önceki konuşmacıları da dinledim, izledim. Eğitimin kalitesiyle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Bundan emin olabilirsiniz. Yani en eski fakülteyiz ama yani diğer fakülteler de aynı şekilde. Ege, Çukurova, Ekin hocalarımız var. Siz de bahsettiniz. Alanında en iyi hocalara sahibiz neredeyse. Onun dışında bizim Ankara Üniversitesi olarak diğer fakültelerde olan var, olmayan var gerçi ama uygulama çiftlerimiz var. Yani şöyle söyleyeyim, yaz ayda, yaz döneminde staj için bir aynı gün içinde 120 öğrenciyi yatılı olarak staj yaptırabiliyoruz. 3 çiftlikte 120 öğrencimizi hafta içinde, yani pazartesi giriyorlar, cumaya kadar yatılı olarak staj yaptırabiliyoruz. Tabii öğrenciler buna vakıf olmayabiliyor. Biz orada tabii ki nedir? İşte ziraatın, tarımın nasıl yapıldığını görsünler. Çiftçinin nasıl bir durumda karşılaştığını önceden görsünler istiyoruz. Toplam 20-25 gün staj yapıyorlar. Kendini orada işe veren, işte bizim Haymana çiftliğimiz var, en büyük 4200 dönüm. Evet. İşlere, işte farklı birimlere veren ziraat mühendisi adayı öğrenci arkadaşlarımız birçok şey öğrenebilir. Ama şunu belirteyim, tabii ki eğitimle ilgili ciddi sıkıntılar da var. Onu da belirtmek gerekiyor. Ha, biz farkında değil miyiz? Farkındayız. Şöyle söyleyeyim. Eğitimin farklı şekillenmesi söz konusu. İşte doğa bilimleri deniyor vesaire deniyor. Veya ziraat fakülteleri içinde dahi farklı yapılaşmalar var. Bunu buna ön almak adına akreditasyon kurumu, ZİDEK kuruldu biliyorsunuz. Ziraat Fakülteleri Eğitim Öğretim Akreditasyon Kurumu. Tüm programlar başvurabiliyor buna. Bölümler veya neyse. Onlar eğitimini akredite ederek eş hale getirebiliyor. Bu birinci boyut. İkincisi ise bizim bu sene ilk defa başladığımız iş yeri eğitim adı altında. Aynen 1933 yılındaki gibi. Bir yıl değil ama bir dönemin tamamını işletme eğitiminde, işletmede geçiriyor öğrencilerimiz. Yani 7+1 bu dönem başlayacaklar. İlk defa tarım makineleri bölümümüz başladı. Öğrencilerin tamamı bir dönemi staj olarak işletmede geçirecek. Bunun her iki tarafa da faydası var. Hem işletmeye faydası var, işletmelere, hem de öğrencilere. Öğrenciler hayatı görmüş olacak mezun olmadan önce. İster o firma ile devam eder, kendini kanıtlarsa ya da istekliliğini gösterirse,
İsterse de başka seçenekleri deneyebilir ama hayatı görmüş oluyor. Tarım makineleri bölümüyle başladık. Kendilerini ben tekrar tebrik ediyorum bu cesaretlerinden ötürü. Öğrencilerin tamamını bu dönem gönderecekler. Ben de heyecanla bekliyorum bunun sonuçlarını. Onun dışında eğitimle ilgili tabii ki biz de düşünüyoruz. Akreditasyonu söyledim, stajı söyledim. Biz elimizden gelen her şeyi öğrencilerimiz için yapıyoruz, öğrenmeleri adına. Ama kıymetli hocam, öğrenmeden... bir soru var. Buyurun. Tabii muhakkak. Estağfurullah tamam. Kıymetli hocam. Tamam, tamam. Şimdi iki soru üst üste gelmiş. Aslında ikisi de sizin değerlendirmenize muhtaç. Şöyle, Sayın Gürsel Gökkaya diyor ki efendim, bu kadar ziraat fakültesi açılması yani sayısal olarak doğru mudur? Fakülteler 4+1 olsa 4 yıl okul, 1 yıl intern mühendislik gibi olsa derken hemen altında Sayın Masum Kılıç da diyor ki, Türkiye'de en önemli tarım merkezlerinden biri ve iki yılda iki ürün alınan tek il olan, ki öyle değil başka iller de var ama, Mardin'de ziraat fakültesi yok diyor. Şimdi bir yandan talep var, diğer yandan baktığımız zaman da bu kadar üniversite sayısı fazla diyen de izleyicimiz var. Görüşünüz nedir efendim? Yani bir fazlalık söz konusu ama... Sanırım sabah oturumda Ziraat Mühendisler Odası Başkanı söyledi. 100 tane hukuk fakültesi var. Bizim toplam sayımız 48. 3 tane de özel de var. 51. Yani hukuk fakültesiyle kıyasla Ankara biliyorsunuz bir şeyde 1000-2000 kişi alabiliyor. Öğrenci kapasiteli. Onlarda öyle bir sorun yaşanmıyor. Ama bizde bir şekilde bu işsiz kalma korkusu yer etmiş durumda ama ben Canan Hanım'ı özellikle tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum kendisine. Özellikle özel sektörü bize çok güzel anlattı. Çok güzel ortaya koydu. Her şeyi kamudan beklememek gerekiyor. Yani ille APSS ile gireceğim, bakanlıkta mühendisi olacağım dememek gerekiyor. Kendini geliştirdiğinde ziraat mühendisi adayı arkadaşlarımız kesinlikle iyi bir iş bulacaktır diye düşünüyorum. Peki. Kıymetli hocam çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olunuz. Takdir ederseniz kısa süreler içerisinde çok fazla sayıda temsilcimizi ekrana çıkarmak gayretindeyiz. Aslında saatlerce konuşulur bu konular. Lütfettiniz. Çok sağ olun bir kez daha efendim. Estağfurullah. Ben ziraat mühendisleri meslektaşlarımın gününü kutluyorum. Tarımsal öğretimin 178. yılını da tebrik ediyorum. Tabii ki o haklı gururu da yaşadığınızı belirtmek isterim. Yani kurucu fakülte, kurucu üniversite, kurucu fakülte olma gururunu. Sizi bekleriz, gelmişsinizdir. Çok geldim efendim. Çok çünkü zaten geldim, çok aynen geldim. Her alanı bir şey, tarih kokuyor. 90 yıl öncenin tarihini rahatlıkla görebileceğiniz. Hatta müzemiz var, belki gezmişsinizdir. Tarım müzemiz var. Şöyle bir kıymetli teşekkür hocam, mutlaka sizin misafiriniz olmayı da çok isterim. Davet ettiniz bugün sabahtan öğlene kadar süren organizasyona katılamadım. Hakkınızı helal ediniz ama şu da bir gerçek. Akademik anlamda yaptığım yayınların hiç abartmıyorum %90'ını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültemizin ve Veteriner Fakültemizin çok değerli akademisyenleriyle gerçekleştirdim. Bu konuda benim mesleki gelişmeme de katkınız çok büyüktür. Çok teşekkür ediyorum efendim bir kez daha. Ben teşekkür ederim. Bu arada WebAgron'a da başarılar diliyorum. İyi yayınlar. Çok sağ olun. Var olun. Tekrar görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. İyi akşamlar. Herkese çok teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar. Sayın Dekanım da bir program içerisinde bizlerle birlikte oldu. Kıymetli vaktini ayırdı. Çok kısa mesajlarımızı paylaşacağız. Tekrar birlikteyiz. Merhabalar. Ben Ziraat Yüksek Mühendisi İskender Koç. Hekagro Solutions firmasında pazarlama ve teknik hizmetleri mühendisi olarak görev yapmaktayım. Bugün tarımın ve toprağın önemini bir kez daha hatırlayarak ziraat mühendisleri olarak ülkemizin geleceği için üzerimize düşen tüm sorumlulukların birinciliğiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Tarım sadece geçmişimizin değil aynı zamanda geleceğimizin de temel taşıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi milli ekonominin temeli ziraattır.
bu toprakları işlemek, verimli kılmak, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğini sağlayarak gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak bir ziraat mühendislerinin en önemli görevlerinden biridir. Bu anlamda bu görevi en iyi şekilde yapacağımızın sözünü veriyor. Bu özel ve anlamlı günde tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Dünya Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutluyorum. Herkese merhabalar, ben Ömer Faruk Koç. Öncelikle baba mesleği dolayısıyla bir çiftçi, sonrasında ise bilgisayar yüksek mühendisi olarak MoveOn teknolojinin kurucusuyum. MoveOn olarak biz elimiz klavyede, ayağımız toprakta sloganımızla sürdürülebilir tarımın dijitalizasyonu için tarımsal yapay zeka ve otonomi çözümleri geliştiriyoruz. İnsanlığın ilk mesleği olan çiftçilik ve ziraatin teknolojiyle buluşarak çok daha önemli hale geldiği bu günlerde 10 Ocak Dünya Ziraat Mühendisleri Günü'nü de kutluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz tüm mesaj paylaşan kıymetli dostlarımıza. Beğenelim yayını. Bakın şöyle tam 8'de girdik. 96 dakikadır yayındayız ve sürekli artıyor. Genellikle böyle 30-35. Dakikalarda izleyici sayısı düşmeye başlar. Bizde tam tersi artıyor. Çok teşekkür ederim. Daha da beğenelim, daha da geniş kitlelere ulaşalım. Hep söylüyorduk bu programı hazırlarken hemen hemen her kesime söz verelim. Az da olsa, süre yetersiz de olsa diye düşündük. Ve tabii ki kooperatifler son derece önemli. Trakya Tohumcular Derneği'nin çok değerli başkanı, aynı zamanda Kepenekli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin de başkanı Sayın İbrahim Toruk, tabii özel sektörle de istigal ediyor. Sayın Başkan merhabalar. Merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Nasılsınız, başkanlar, iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hem derneğin temsil ettiği zümre, hem kooperatif, hem de özel sektörü de temsil ediyorsunuz tabii ki. Sizin şahsınızda herkesin hem Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutluyorum, hem de eğitim yıl dönümünü kutluyorum bir kez daha. Şimdi efendim o kadar çok şapka var ki, çok da güzel, bu sunucu için, moderatör için çok güzel bir şeydir. Şimdi bir yandan dernek, başka bir statü, bir yandan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, süper bir şey. Aynı zamanda özel sektörü de temsil ediyorsunuz ve çiftçisiniz ve sahadasınız. Hem ziraat mühendisliği mesleğini çok iyi biliyorsunuz, hem de bu mühendisleri çalıştırıyorsunuz da aman Allah'ım bir moderatör için bulunmaz bir fırsat. Da nereden başlayacağımı da çok bilemiyorum ama isterseniz şuradan başlayalım efendim. Sahaya çok hakim biri olarak çok çeşitli statülerde çalışan ziraat mühendislerimizin ortak sorunlarını, bu kesişim kümesini size sorsam bana neler söylersiniz? Şimdi tabii ki öncelikle tarım eğitiminin 178. yılını ve Ziraat Mühendisler Günü'nü bütün meslektaşlarımı kutluyorum. Ziraat mühendisliği gerçekten 1980'den sonra büyük ivme kaybetmeye başladı. Onun nedeni de şuydu, maalesef ki biraz önce hocamı da dinledim. Benden önce konuşmacıları da dinliyorum. Çok teşekkür ederim. Yani şunu söylediler, işte fakülte sayımız artmaya başladı. İşte diğer fakülteler de arttı. Onlarda iş bulma kalitesi işte sorunu yok. Bizde neden var diye yorumda yaptı hocamız. Tabii ki ben bir ziraat mühendisi olarak ve ziraat mühendisinin içinde 39 yıldır bu sektörün içinde olan biri olarak ona kesinlikle katılmıyorum. Şöyle diyeceğim, yani bir eleştiri, öz eleştiri de yapmak lazım aslında burada. Çünkü hocalarımız eğitim çok iyi diyor, ziraat mühendisleri para kazanamıyoruz diyor. Bakanlığımız işte aslında diyor bizde hiçbir problem yok, çalışıyoruz diyor. Ama nedense 40 yıldır da bir çözüm bulunamıyor. Aslında burada çözüm çok basit. Çözüm basit dediğimiz çözüm, herkes bir öz eleştirisini yapacak. Şimdi eski hocalarımız, Ankara Üniversitesi dekanımız söyledi ilk kurulduğunda 1960'larda 70'lerde giren hocalarımızla tanışıyoruz. Bizim hocalarımızdı. Onlarla konuştuğumuzda şunu söylüyorlar. Biz işte 50-52 bin kişi sınava girdi. Ankara Ziraat Fakültesi'ni 26 bin kişi talep etti. Yani düşünebiliyor musunuz? Bütün Türkiye'de üniversiteye giren öğrencilerin yarısı Ankara Ziraat talep ediyor. Diğer fakültelere de diğer yarısı kalıyor. Yani bunun nedeni neymiş? Aslında buna inmek lazım. Ziraat mühendisinin temel sorunu bu. Ziraat mühendisi eskiden, bizim öğrendiğimiz kadarıyla, hatta
bir kendi aramızda geyiktir. 1968'lerde, 69'larda Ziraat Fakültesi'ndeki bitiren mühendis arkadaşlar staj paralarıyla düğün yapıyorlarmış. Staj maaş değil, staj paralarıyla düğün yapıyorlarmış. Staj paralarıyla yapıyorlarmış. Evet, stajda aldıkları parayla yani ama aynı paralar 1987'de biz de aynı parayı aldık. Belki bugün de stajda aynı parayı arıyor öğrenci arkadaşlar. O zaman şöyle bir sistem varmış. Ziraat Fakültesi'nden mezun olan büyüklerimiz yevmiyeli sistemde bir sistem varmış. Hep anlatırlar. Yani kaymakam 700 lira alırken bizim ziraatçı arkadaşlarımız hatta tekker ziraatçı teknisi arkadaşlarımız 2400 lira maaş alırmış. Şimdi siz gençlere şunu yapmak zorundasınız. Ziraat Fakültesi'ne Ziraat Fakültesi'ne girecek arkadaşlarım, gençlerin şunu yapması lazım. Ben ileride bir kariyer şeyi yapıyorum, planı yapıyorum. Çok para kazanmam lazım. Çok para kazandığım zaman da hayatımı iyi idame ettirmem diye bir düşüncesi var. Ama maalesef hele son 15-20 yıldır Ziraat Fakültesi'nin yoğun açılması, özellikle kamudaki ziraat mühendisi istihdam etmenin çok düşük olması nedeniyle gerçekten ziraat mühendisi arkadaşlarımız işte siz de söylüyorsunuz onlarca size yazıyor. Özellikle danışmanlar tabii, tabii. Para kazanamıyoruz diye. Gerçekten biz hem ziraat mühendisi olarak işvereniz hem çalışan arkadaşlarımız var. Biz de bu yollardan geçtik. Ziraat mühendisleri iyi para kazanamıyorlar. İyi para kazanamazsa, sosyal hayatı iyi olmazsa ya da statüsü toplum içerisinde bir noktaya gelmezse o meslekteki insanlar sorun yaşarlar. Biz de bunu yaşıyoruz. Şimdi Sayın Başkanım şunu soracağım. Özür diliyorum Sayın Başkanım. Şöyle bir şey. Trakya Tohumcular Derneği bünyesi içerisinde pek çok tohumcu firma var. Bu kısmı çok iyi biliyorsunuz. Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde tabii büyük bir olasılıkla daha çok üreticilerimiz vardır ama onların da eminim bir bölümü tarım danışmanlarıyla dolayısıyla ziraat mühendisiyle çalışıyordur. Bu da başka bir şey. Aynı zamanda özel sektörü temsil ediyorsunuz. Yine tohumculuk alanında faaliyetleriniz var ve dolayısıyla diğer tohumcu firmaları ve tarıma girdi sağlayan diğer sektörleri firmaları da çok iyi biliyorsunuz. Dolayısıyla bu üç ana alanı bir araya getirdiğinizde özel sektör, hani az önce Canan Hanım'ın da söylediği gibi ziraat mühendisi ve diğer hani teknik arkadaşlar diyeyim. Ben eleman demeyi çok sevmiyorum. Yeteri kadar istihdam edebiliyorlar mı? Ya da edemiyorlarsa etmeleri için neler yapmak gerekir diye bir soru sorsam sizi çok bölmüş olur muyum efendim? Ya şimdi dediğiniz konuda şöyle söyleyeceğim. Biz zaten özel sektör Türkiye'de şu anda ziraat mühendisleri arkadaşlarımızı en çok belki kamudan daha fazla çalıştıran bir kesim. Hem birliklerimiz, hem kooperatiflerimiz, hem derneklerimiz, hem tohum firmalarımız, ilaç firmalarımız, işte hocam da söyledi, makine, herkes ziraat mühendisi bekliyor. Hatta çok ilginç, biliyorsunuz daha önce de öğretmenlerimiz de ziraat mühendisiydi. Pazarda herkes ziraat mühendisiydi. O kadar çoğaldı ki bir ara. Ancak ben biraz önce şunu söyledim. Ya statüsünü iyi olması lazım. Aslında ben bir taraftan da şöyle düşünen bir insanım. Ziraat mühendisi gerçekten üniversiteye bu puanla girip de bir insanın çok güzel kariyer planlaması yapacağı bir aslında meslek. Şöyle anlatayım ben size. Tabii bir de madalyonun diğer yüzü var. Bugün bütün ziraat mühendisi arkadaşlarıma şunu söylemek istiyorum. Bir kere ziraat mühendisi dediğiniz bir teknik adamın ne hukukçuyla bir bağlantısı var ne bir doktorla var. Çünkü biz farklıyız. Biz üretiyoruz. Biz bu insanlar için geleceği için gıda üretiyoruz. Bir kere kesinlikle ve kesinlikle yabancılar olacak. Bugün ülkemizde gerçek anlamda ziraat fakültelerinden mezun olmuş İngilizce bilen arkadaşlarımız gerçekten çok yüksek düzeyde hem statü sahibiler hem para kazanıyor. Şöyle ki Başkanım özür diliyorum. Özür diliyorum. Burada yabancı dil bilmek çok önemli değil mi? Yani %100 şöyle söyleyeceğim. Biraz önce sanıyorum iki önceki konuğumuz şöyle bir şey söyledi. Yani ziraat mühendisleri dedi kendilerine iş bulabilir. İşte doktorlar dedi. Mesela bir doktorluk mesleği var dedi. Onlar gibi para kazana
onlar gibi para kazanmak istiyorlar dedi. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Bugün uluslararası firmalar var ülkemizde. Hatta çok isimler bile verebilirim ama burada verilmeye gerek yok. Onların üst düzey yöneticileri bizim Türkiye'de mezun olmuş. Türkiye'de mezun olmuş arkadaşlarımız. Yani ziraat okutucu, yani benim sıra arkadaşlarım var. Bugün inanın bir doktorun ya da çok ünlü bir cerrahın aldığı maaştan daha fazla maaş alıyor. Şöyle düşünelim, bugün tıp fakültelerimiz %1 ile %2 ile üniversite alırken ziraat fakültelerimiz %50 ile 60 alıyor. Yani siz %60 ile fakülteye giriyorsunuz, mezun oluyorsunuz, sadece bir ya da iki dil bilerek böyle bir kariyer planlaması yapıyorsunuz. Yani bir kere benim söyleyeceğim şeyler şunlar. Özel sektör zaten ziraat mühendislerini istihdam ediyor, çalıştırıyor. Bitki ıslahçıları yapıyor. Belki ya da fabrikada çalışan makinacılar yapıyor. Yoksa diğerleri genelde pazarlamada çalışan insanlar. İşte teknik tanıtım yapan insanlar sahada çalışıyor. Onun için de tabii ki sadece tarlada çalışmak yetmiyor. Her konuda kendiniz yetişmek zorundasınız. Burada benim şunu söylemek istiyorum. Tabii nasıl kurtarırız bu ziraat mühendisliğini? Çok basit aslında. Ziraat mühendisliği değerli hale getirmek zorundayız. Zaten Türkiye'de çiftçiliğin ve tarımın geldiği noktayı biliyoruz. Türkiye'de çiftçilik de çiftçilik yapan insan sayısı da gitgide azalıyor ve yaş da büyüyor. Yani genç çiftçi sayımız neredeyse az. Ben biraz önce daire başkanımız da kalktı biz gereğini yapıyoruz dedi. Evet, bence bütün Tarım Bakanlığı veya bütün kamudaki arkadaşlar gereğini yapıyoruz diyorlar. Yapmaya da çalışıyorlar ama gereğini yapmıyorlar. Nedenini ben şöyle bir eleştiri de getireceğim. Türkiye yaklaşık herhalde ben hatırlıyorum bir 50 yıldır tarımı tartışır. Onlarca bakanımız değişti, onlarca genel müdür değişti. Bir türlü bir noktadan bir noktaya gidemedik. Bir türlü ziraat mühendislerinin sorunu çözemedik. Hatta tam tersine gidiyoruz. Yani bir zamanlar ziraat mühendislerinin çok iyi aldığı, maaş aldığı dönemler bitti. Şu anda ziraat mühendisleri işsiz. Hatta çok da şey söyleyeceğim. Tabii ki ziraat fakültelerimiz çok kaliteli. Ama biz tarım meslek liselerini kapatarak aslında tarımın temel taşlarını maalesef ki yok ettik. Yani öğrenim başladığında aslında şöyle yapılmalı. Her fakülteye gireni mezun etmek zorunda değiliz. Hak eden bir mezun olmak lazım. Üniversitelerimizi çok eğitip inanın çok yani bize ben de bir ziraat mühendisiyim. Hiçbir zaman için ziraat mühendisi eleştirmiyorum. Eleştirmek gerekirse eleştirelim. Şöyle eleştirelim. Ya sevgili hocalarım, üniversiteler. Şimdi biraz önce siz söyleyin. Mardin'de bir üniversite diyormuş ya. Yani her ile bir ziraat fakültesi kurmanın bir anlamı yok. Kaliteli olacaksa her köy okulalım. Kaliteli olmayacaksa hiç kurmayalım. Çünkü bizde mezun olup gelmiş arkadaşlar gerçekten ziraat mühendisinden bir haber geliyorlar. Meslek içi eğitimler, bakın işe girdiği firmada aslında ziraat mühendisi arkadaşlar kendi karıştırıp geliştiriyorlar, uğraşıyorlar. Ülkemizde evet. Maalesef ben bir de şunu söyleyeceğim. Süremiz de azaldığını biliyorum. Hiç kimse... Ama bitti başkanım. Bakın, ülkede kimse memleket düşünmüyor. Ülkede herkes kendi kazancı düşünüyor. Kazancı düşündüğü zaman maalesef ki hem kooperatifte hem dernekte hem özel şirkette kazandı. Mühendis de kendi kazanç diyor, şirket sahibi de. Kazandığını düşündüğü zaman gönüllük ortadan kalkar. Gönüllük ortadan kalktığı zaman da sorunları çözemezsiniz. O zaman da biz ne yapacağız? Bu şekilde çözemiyorsak ziraat mühendislerine yüksek kazançlar sağlamak zorundayız. Ülke olarak, özel sektör, devlet olarak. Bunun için de dünya ile rekabet edebilir bir özel sektör yaratmamız gerekiyor. Maalesef bütün STK'ların, şirketlerin de yapısal ekonomik sorunları var. Bunları halletmeden ziraat mühendislerinin durumunu nasıl düzeltecek? Gerçekten bu bir sarmal. Bunu da çözmek için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini yapması inanıyorum. İbrahim Başkanım, bir ricam daha olacak. Çünkü güzel de sorular geliyor. Hani sizin şapkalarınızı yayın öncesi saydığımda bu soruları da yönlendirmem gerekiyor. Yoksa görevimi yapmayacak duruma düşeceğim. Şöyle bir şey. Önümüzdeki süreçte, tabii şimdi ziraat mühendisliği çok fazla alt dalı var.
hangi alanlarda gençlerin kendilerini yetiştirmesini tavsiye edersiniz? Yani siz dünyanın gittiği yönü de çok iyi biliyorsunuz. Ben sizi şahsen de tanıyorum. Bütün dünyayı dolaşıyorsunuz. Bu nedenle hani şu alana ağırlık versinler. Bir örnek vereyim hani sizi rahatlatmak. Ne bileyim işte biyoteknolojiye ağırlık versinler gibi. Bir tavsiye listeniz olur mu efendim gençlere? Çok soru var öyle çünkü. Şimdi Sayın Başkanım çok güzel bir laf söyledi. Daire Başkanım. Bilimin ışığında bir şeyler yapmak. Sanatın ve bilimin ışığında söyledi aslında. Her şeyi biz artık bu internet çıktıktan sonra bir iki paylaşımı çok fazla. Bir kere Ziraat Mühendisliği arkadaşlarımız çok iyi araştırsınlar. İkincisi bilimin ışığında takip etsinler. Bir de tabii çok iyi analiz etmemiz gerekiyor. Ben şunu söylüyorum. Bir kere Ziraat Mühendisleri arkadaşlarımıza bizim tavsiyemiz şu. Dünya kooperatifçilik, biz kooperatiflikte deyiz. Kooperatifçilik çok hızlı yayılmış. Bir araya gelsinler, el ele versinler. Hangi konuda olursa olsun bir kere birlikte hareket etmek zorunda, kooperatifle yapsınlar. Ben buna çok inanan söylüyorum. Dünyada son dönemlerde CRISP bir metodu, bir metot çıktı. İnanın o kadar ıslahla o kadar hızlı çeşit geliştiriyorlar ki tahılda, sebzede, bütün şeylerde biz daha saha ıslahını yeni öğrenmeye başlamıştık. Klasik ıslahı öğrenmeye başlamıştık. Adamlar bizden çok ileride. Ya onlarla gidip orada rekabet edeceğiz ya da onların içine gireceğiz. Bunun için de ne olursa olsun ben bütün ziraat mühendisleri İngilizce bilmeden bu ziraat mühendisi olmasınlar. Kesinlikle bunu olmazsa olmazımız. Birincisi bu. İkincisi işte merkezde sistemlere yönelsinler. Ben işte çok moda olan drone'la şunlarla. Ya bakın bir şey söyleyeyim. Daha drone'la ilaçlayacak bir yanlış anlaşılma var. Ümit Bey sizin vasıtanızla bunu da söyleyeyim. Daha drone'la ilaç kullanımını çok moda oldu. Daha ruhsatı yok ya. Bakın Türkiye'de drone'la kullanacak ilaç ruhsatı yok. Tarım Bakanlığımız buna bir ruhsat vermiş değil. Ama Türkiye'de maalesef geleceğin mesleği gibi görünüyor. Öyle bir de Sayın Başkanım bilmiyorum katılır mısınız? Çok yakın zamanda Türkiye bir drone çöplüğü olacak. Oldu çünkü zaten. O kadar ya oldu mu zaten? Bakın siz benden daha oldu, iyi bilirsiniz. Oldu zaten. Tabii ki sürekli sağ. Yani evet, oldu evet. Zaten. Bir de çok tehlikeli. Tamam. Yani siz bilmeden, ruhsatı olmadan bir ilaç kullanıyorsunuz. Bunlar gerçekten çok dikkatli bilimsel çalışmalar. Bunu işte bir kooperatif adına, bir birlik adına uzmanların desteğiyle çalışacağı bir desteği. Yani bizde bir şey yaptığında herkes saldırır. Onun için ben şuna inanıyorum. Bireysel başarılar çok önemli. Ben tohumculuğa kayılması gerektiğini, dünyada aslında bizim en önemli noktamız temel üretim. Ben bütün ziraat mesela arkadaşlarıma şunu söylüyorum arkadaşlar. Köye gelin, köyde üretime başlayın, yer kiralayın, tarımsal üretimin içinde olun. Bakın Türkiye ortalaması 50 yıldır 260 kilogram buğdayda. Gelseler, evet, el ele versek, Türkiye'nin rekoltesini belki %50, %60 arttırsalar hem üretim açısından para kazanırız. Çünkü şu anda dünyada çok ilginç bir şey yaşanıyor. Nakliye çok pahalı olmaya başladı. Üretim yerlerinde buğday, arpa her şey ucuz. Pandemide gördük neyin ne olduğunu. Üretim en değerlisi. Ziraat mühendisi arkadaşlar gelsinler çiftçilik yapsınlar. En önemlisi noktası bu. Büyük alanlarda vallahi çiftçilik güzeldi. Yapmaya başlayacağız. Yani, başkanım yoksa, çok teşekkür ediyorum. Buyurun. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Başta Galip Ümit Özdil, yani bu sektörün gerçekten emektar, emekçi şeyi sunucusu. Biz sizle çok yıllardır dinleriz, tanırız. Webagron tabii hayatımıza yeni girdi. Müthiş bir olay. Ben çok teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. Yani tarımı bu tip çalışmalarla çok öne çıkarıyor. Ben şuna inanıyorum. Aslında ziraat mühendisliğinin en büyük probleminin PR yapmaması. Bu tip içerik üretici yayın organlarıyla aslında ziraat mühendislerinin ya da tarım sektörünün PR yapmasına katkıda olduklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ziraat mühendisi arkadaşlarımı da, ziraat fakültesi okuyacak arkadaşlarımıza da şunu söylüyorum. Bireysel başarı çok önemli. Hiç kimseden bir şey beklemeyin. Kendinizi yetiştirin. İnanın tahmin edemeyeceğiniz büyük paralar, tahmin edemeyeceğiniz büyük statüler kazanabileceğiniz bir alanda çalışıyorsunuz. En güzeli de
Dünyanın geleceği, sürdürülebilir yaşam tamamen sizlerin elinde. Eğer üretmezsek bir gram daha fazla verim almak amaçlı ya da bir gram daha kalite üretemezsek insanlığın geleceği, insanları doyurmak çok zor olacak. Biliyorsunuz şu anda nüfus o kadar hızlı artıyor ki gelecekte gıda krizleri, kuraklık krizleri konuşuyor. Bunun çözümü de ziraat mühendislerinden geçer diyorum. Çok teşekkür diyelim ve çok teşekkür ederim başkanım. Sağ olun. Planladığımız süreden biraz daha fazla tuttuk. Sizi helal edin ama hani bu soruları da sormak zorundaydım sizi bulmuşken. Sayın Toruk bir kez daha teşekkür ediyorum. Her şapkanıza soru sordum. Siz de canı gönülden. Sağdan izlenimler her zaman önemlidir. Sağ olun, var olun bir kez daha. Ece Demir diyor ki, kutluyor, çok teşekkür ediyorum. Sayın Nurcan Yılmaz, tüm ziraat emektarlarının 10 Ocak Dünya Ziraat Mühendisleri Günü kutlu olsun. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin kıymetli müzesini görmek dileğim. Bilet almaya gerek yok, randevu almaya gerek yok. Kampüse girip görebilirsiniz. Yusuf Ağabey, tarım danışmanları kadro bekliyor demiş. Masum Kılıç Bey, Sencer Solakoğlu katılacak mı? Yayın akışımızda bugün yok. Sayın Cafer Aşar kutluyor Sayın Masum Kılıç'ın mesajını okumuştum. Şimdi istihdam diyoruz, işsizlik diyoruz ve son dönemde özellikle tarım bankacılığı da çok gelişti. Burada tabii bankacıların yanı sıra ziraat mühendisleri de istihdam edilmeye başlandı. Ben bu konuyu danışacağım Türkiye İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Birimi 2. Müdürü Sayın Mustafa Alper Devran'a. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ederim. Nasılsınız? Nasılsınız? Çok sağ olun. Sayın Devran, bir kendinizi ortalar mısınız? Bir 10-15 dakika şey görüyor musunuz siz ekranı? Şu an ben ekranım. Çok güzel. Harika oldu. Bu daha iyi. Bu çok daha iyi efendim. Çok teşekkür tamam. ediyorum. Çok sağ olun. Merhaba. Mikrofonu da tut. Çok sağ olun. Şimdi efendim şöyle bir şey. Tabii burada hani tarım bankacılığı, pazarlama bölümü dedik, tarım bankacılığı, kredi sistemleri, Türkiye'de gerçek anlamda tarım banka, o konuları bugün konuşmayalım. Yüksek müsaadeniz olursa. Şimdi size tarımdan finansa diye genel bir konu başlığı verilmiş ama takdir edersiniz konumuz ziraat mühendisliği, tarımsal eğitim, çiftçiye ulaşma. Biraz bu noktalara vurgu yapmak istiyorum. Tabii ki Türkiye İş Bankası gibi çok köklü bir kurumumuzun tarım bankacılığı alanında giderek gelişen faaliyetlerini de biz gözlemliyoruz. Zaman zaman program ve haber konusu haline getiriyoruz ama benim buradaki noktam şu. Mutlaka önemli gözlemleriniz, deneyimleriniz vardır. İlk sorum şu olacak size. Ziraat mühendisliği istihdamı açısından tarım bankacılığının son zamandaki gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu bir. Bölmemek için ikinci bir sorum. Mesela siz tarım bankacılığı bünyesine ziraat mühendisliği, mühendisi istihdam ederken o diplomanın dışında başka hangi kriterler arıyorsunuz? Biraz gençlere mesaj vermenizi rica ederim. Tabii ki çok isterim ben de. Şu an biraz teknik anlamdaki belki direkt sizi göremiyor olabilirim. Siz beni görüyorsunuz en azından. Hani ben öncelikle kendimi... Harikasınız. Çok sağ olun. Öncelikle ben bir kendimi tanıtmak isterim. Ben Mustafa Alper Devran, İş Bankası Tarım Bankacılığı Pazarlama Bölümünde 2. Müdür olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda da Ankara Üniversitesi'nden Ziraat Fakültesi'nden 2008 yılında mezun oldum. Aynı üniversitede yüksek lisans yaptım kendim. İşte birçok meslektaşım şimdi burada kendilerini tanıttılar. Farklı deneyimleri, farklı kariyer yollarından bahsettiler. Hani ben de üniversiteden mezun olur olmaz 2008 yılı itibariyle İş Bankası ailesinde göreve başladım. Hani bankacılık kimliğimle Türkiye'nin birçok yerinde, Anadolu'da, genel İstanbul'da birçok şubede, birçok yerde görev yapmış bulunmaktayım. Tabii yıllar içinde edindiğim bankacılık finans deneyiminde işte okulda o kıymetli hocalarımızın vermiş olduğu akademik hayatta edindiğim ziraat bilgilerle de işte burada işimde kullanmaya çalışıyorum. Hani şimdi benim burada şimdi hocalarımıza dedim, katılımcı hocalarım, meslektaşlarım sahada hani üreticilerimizin ihtiyacı olan bilgiyi, emeği onlara çok iyi şekilde anlatıyorlar. Tabii ki bu üstü için bir de finansman tarafı da var. Şimdi İş Bankası'nda biz Tarım Bankacılığı'nda görev yapan diğer arkadaşlarımızla birlikte çiftçilerimizin finansal okuryazarlığını artırmak için, aynı zamanda üreticilerimizin teknik bilgi düzeyine katkı sağlamak için çiftçi buluşmaları düzenliyoruz. Hani bunları yaparken de bu faaliyetlerimizle birlikte işte üniversitelerimizde de bu işte çok yakın bir şekilde
işbirliği içerisinde bulunuyoruz. Hani şu ana kadar hani bu yılda yaklaşık bir yıl içerisinde 6000 tane üreticimizle bir araya gelerek de çiftçilerimize finansal okuryazarlık konusunda bilgiler vermeye çalışıyoruz. Hani bu sosyal projemizle birlikte hani ülkemizin en doğusundan en batısına kadar olan coğrafyada çok kıymetli üretici. Ki bunlar öncesinde tabii bu almış olduğumuz bu deneyimi, buradaki kıymetli bilgileri de aynı zamanda ziraat mühendisi arkadaşlarımızla da paylaşmayı da ihmal etmiyoruz. Yani biz tarım bankacılığı olarak... Bu arada şöyle bir şey de var. Sayın Devran, kusura bakmayın, şöyle de bir şey var. Şimdi ben takip ediyorum o bankanızın çiftçiyle buluşma toplantılarını. Çünkü basında da güzel yer alıyor. Detaylı bir şekilde onları da okuyorum. Birincisi bu. İkincisi sürekli hani tarım şubeleri de açılıyor. Bu da güzel bir gelişme aslında. Ama sizden ricam tabii o süreci anlatın mutlaka ama bunu ziraat mühendisi istihdamına da biraz bağlarsanız ben çok mutlu olacağım. Tabii ki, tabii ki. Mesela, şöyle söyleyeyim. Mesela Alper Beyciğim, mesela ben size sordum yani diploma dışında bir şey istiyor musunuz diye. Bir değerli dostum demiş ki, Tuğçe Antaş demiş, tek kriterleri var ziraat mühendisi olmak dışında bir de erkek olmaları. Mesela kadın istihdamı sağlamıyor musunuz? Ben de böyle bir soru soruyorum. Hayır, tabii ki şöyle diyeyim. Hani biz banka olarak da tabii toplumsal cinsiyet eşitliğine çok önem veren bir kurumuz. Hani burada ziraat mühendisi olaraktan kavramımız üst başlık olaraktan geçiyor. Hani biz burada bankalarımıza, genel müdürlük bilimlerimiz, insan kaynaklı değerlendirmemiz tabii ki böyle bir erkek veya bir kadın ayrımı olmaksızın kendi çalışanlarımızın yetkinliklerine göre seçilerekten bankamızın ilgili birimlerinde görev yapıyorlar. Hani bunları yaparken tabii ki diploma şu an için yeterli. Hani ilk aşamada diploma dışında ve tabii ki insan kaynakları politikaları sebebiyle yapılacak bir ön değerlendirme, bir sınav sonrası, yapılacak ön değerlendirme sonrasında ilgili kişiler ilgili pozisyonlar atanıyor. Hani şunu söyleyeyim, hani biz şimdi tarım dediniz, tarım istihdam şubelerimiz var. Bunları zaten medyadan da takip ettiğinizden bahsettiniz. Bizim burada tarım istihdam şubelerimizin içerisinde biz İlerleyen dönemlerde ziraat mühendisi istihdamı da yapmayı planlıyoruz. Hani bunun işte buradaki önceliklendirmemiz, hani bu şubelerde önceliklendirmeyi yapmış düşündüğümüz şeyler hani kendisini hani zirai teknik anlamda geliştirmiş olan ziraat mühendisi arkadaşlarımızı işte çiftçilerimizle bir araya getirerekten bu arkadaşlarımız da bu şubelerde görev yapmasını planlıyoruz çok yakın bir gelecekte. Aynı zamanda ziraat mühendisliği bölümünde işte eğitim gören öğrencilerin de bu şubelerimizde part-time stajyer olaraktan çalışmalarına yönelik de yakın dönem içerisinde planlamalarımız bulunmakta. Peki, bu şekilde bir açıklama yeterli. Çok teşekkür ediyorum. Bir sorum var. Tabii ki yeterli efendim. Sağ olunuz. Çok da hani samimice cevap verdiniz de çok da belli oluyor. Çok sağ olun. Şimdi mesela şöyle bir durum var. Ziraat mühendislerini sadece üreticilerimize kredi vermek ya da tırnak içerisinde satmak amaçlı da aslında kullanmıyorsunuz. Buradan da şikayet eden çünkü çok değerli meslektaşlarımız var. İşletici uygulamaydı. Şu anda artık iştirakleşmiş olaraktan yeni bir firma olaraktan bu imece mobilyalarımızdan çıkarken şu an yeni bir firma olaraktan görev yapmakta. Tabii buradaki demiş olduğunuz gibi bu süreçlerin arkasında da çok değerli ziraat mühendisi arkadaşlarımız çalışıyorlar. Buradaki işte yapay zekanın üretmiş olduğu veya kendilerinin deneyimleriyle verileri inceleyerekten bu veri big data demiş olduğumuz o büyük datayı inceleyerekten buradaki edinmiş oldukları bilgileri de çiftçilerimize paylaşıyoruz. Hani bunu da uygulamalarımız aracılığıyla yapıyoruz. Zaten İmece Mobil demiş olduğumuz bu güzel uygulamamızda bu yıl itibariyle de çok farklı bir platform haline getireceğiz ve çiftçilerimizin çok daha iyi yararlanabileceği bir yapı haline de getiriyor olacağız biz bu uygulamamızı. Tabii ki bu süreçlerin arkasında da çok değerli ziraat mühendisi arkadaşlarımızın büyük emekleri de var. Mutlaka olacaktır. Şimdi hak geçmesin, çoğu konuğuma bazen satır aralarında bazen doğrudan sordum ama çok kısa cevaplamanızı rica ediyorum. Ziraat mühendisleri okuyanlar, okumak isteyenler, adaylar tarım bankacılığı bölümü için kendilerini daha çok hazırlasınlar mı yoksa bir doyum noktasına geldik mi, ne dersiniz? Peki. Görüntü dondu. Olabilir. İnternet ortamında yayın yapıyoruz. Sayın Devran'a sorum boşta kaldı. Şimdi Dağhan diyor ki, değerli yönetmenim, lütfen diyor hani beğeniyi hatırlat. Ben unutuyorum bunu. Ne kadar beğenirsek o kadar ön plana çıkacağız. Doğrudur. Daha çok izleneceğiz. Tamamdır. Rica ediyorum. Beğenmenizi ama ve lakin yayının birinci saatinden itibaren herkes Oğulcan katılacak mı, Oğulcan katılacak mı diyor.
hani benim beğenin dememe de gerek yok. Sanırım Oğulcan yayına bağlanınca zaten epey bir artacak. Bakalım göreceğiz. Hani ciddi bir potansiyel var. Gerçeğe gelecek mi? Bu sayılara yansıyacak mı? Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanı Oğulcan Christopher Coşkun. Merhaba. Sesim merhaba. Merhaba. Değerli dostum diyebilir miyim? Yani tabii ki. Tabii sen ki. Bana abi de ben Oğulcan diyeyim, tamam mı? Tabii ki. Olur mu? Peki, çok teşekkür ediyorum. Oğulcan, herkes seni soruyor son bir saatten beri. Belki bakmışsındır şeye, YouTube'a. Evet, takipteyim. Oğulcan katılacak mı? Oğulcan katılacak mı? Bu popülerlik nereden kaynaklanıyor değerli kardeşim? Teşekkür ederim. Evet. Sağ olsunlar. Okulumuzda birlikte okuduğum, projelerde bulunduğum arkadaşlarımla da paylaştım. Benim de ilk yayın tecrübem. Ben de çok heyecanlıyım, mutluyum böyle bir organizasyondan dolayı. Hiç heyecanlı. Sohbet ediyoruz karşılıklı. Tabii ki. Çok da teşekkür ediyorum. Bu arada hani kitlen de var yani, teşekkür ediyorum. Şimdi biraz kendini tanıtır mısın? Kaçıncı sınıftasın? Hangi bölümdesin? Tabii ki. Ben Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4. sınıf öğrencisiyim. Son sınıfım. Önümüzdeki dönem itibariyle mezun olacağım. Ne yapacaksın mezun olunca? Ben mezun olduktan sonra ailem zeytin üretimiyle uğraşıyor. Zeytin üreticisi. Çiftçilikle uğraşıyor. Aslında ben de bu bölümü isteyerek seçtim. İlkokuldan itibaren yazlarımı ailemin yanında hani hem tarımsal arazilerde hem doğanın içerisinde geçirdim. Gönülden sevdiğim, bağlı olduğum bir meslek. Bahçe bitkileri bölümüne isteyerek geldim. Bu alanda ilerletmek istiyorum kendimi. Farklı üretim metotları var zeytinde. Gerek ülkemizde gerek başka ülkelerde. Stajımı olabildiğince farklı ülkelerdeki tarımsal üretim metodlarını da gözlemleyerek, tecrübeleyerek yapmaya çalıştım. Buradan aldığım bilgilerce ülkede de güzel projeler yapacağıma inanıyorum zeytin alanında. Tabii ki bu benim için başlangıç olacak yani. Tabii Oğulcan, şimdi sen o zaman bir şanslısın çünkü ailenin bir işletmesi var. Bu arada Oğulcan şöyle bir şey söyleyeyim, yani seni de biraz da rahatlatayım, ilk yayınım dedin. Tamam, bir saatten beri Oğulcan nerede diye bir ilgi vardı, onu söyledik ama şimdi sen yayına çıkınca da böyle kalpler, gülücükler gelmeye başladı. Vallahi bu popülarite nereden kaynaklanıyor çok da merak ettim. İstiyorsan bir yandan da bakabilirsin. Bahri Işıkeli, Öykü Özel'e, Cafer Aşar'a, İbrahim Aydoğdu, Yasıla Koru'ya, Gazi Ara'ya teşekkür ediyoruz. Ne için? Kalpleri ve gülücükleri için diyeyim. Ne diyeyim? Çünkü herkes görüyor. Tabii bunu. Ki. Şimdi Oğulcan, şöyle bir şimdi şeyden bahsedeceğim. Merak etme, kongreden bahsedeceğim de. Değerli dostum, Erhan Aldemir demiş ki bu kadar kaliteli yayına alışık değilim internet ortamında, gerçekten teşekkür ederim. Veba Grown sayesinde diyelim. Oğulcancığım şöyle bir şey. Herkes senin kadar şanslı değil kardeşim. Diyelim ki ailenin işletmesi yok. Yani şunu anlat. Dördüncü sınıftasın. Aile işletmesi olmayan, hazır işi olmayan birçok arkadaşım vardır. Biraz da hani kongre başkanı olarak onların izlenimlerini de anlatmaya hakkım var diye düşünüyorum. Nasıl bir ortam var orada gelecek açısından? Kesinlikle katılıyorum. Şöyle başlayabilirim. Aslında biz üniversitemizde hem kongrenin de başlangıç noktasına buradan geçebiliriz. İkinci sınıfın başlarında Ege Tarım Topluluğu, üniversitemize bağlı bir öğrenci kulübü olan Tarım Topluluğu'nun yönetimine girdim ben de. Bu toplulukta biz hem okurken sektör hakkında işte bilgi edinmek, sektör gezileri düzenlemek, hani pratik eğitim eksikliği var. Hani bunları birçok konuşmacımız, Ankara Üniversitesi dekanımız veya birçok kişi söyledi. Öğrencilerin dil gibi konularında yetersizlikleri var. Aslında bu gibi konularda öğrencileri daha okurken sektöre hazırlamak için faaliyetler gösteren bir topluluğumuz var. Kongrede 2011 yılında bu topluluğun başlattığı bir aslında proje olarak başlıyor. Bugün 12 yıldır her sene farklı bir üniversite ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Ben şöyle söyleyebilirim. Bölümümüz çok önemli bir bölüm ve her ne kadar tabii ki de çağ ilerliyor, kendimizi güncellememiz gerekiyor. Veriler ve kaynaklar noktasında kesinlikle bence güncellemeler yapılması gerekiyor. Ama bir yandan da çok değerli hocalarımız ve başarılı projeler var. Yani en başta gayret etmemiz gerekiyor. Olabildiğince bilgi almak için sürekli faaliyette bulunmamız gerekiyor. Bizler bunu yapıyoruz üniversitemizde. Yani topluluklarda aktif olmaya çalışıyoruz. Daha okurken saha gezilerine katılıyoruz, pratik eğitimler alıyoruz. Hani kendimizi okulun dışında da geliştirmek için bu tür faaliyetler gösteriyoruz. Bence bunları yapan bir öğrenci... Çok özür diliyorum. Lafını sen unutsan ben unutmam. Merak etme.
Dördüncü sınıfların ağırlıklı olduğu, bizim Ankara Üniversitesi'nde iletişimde kulis derlerdi. Kantine girdik, kulise girdik. Artık mezun olmak üzeresiniz. Bitti bitiyor. Şurada 5-6 ay kalmış. Yani genel bir karamsarlık mı var? Yoksa senin şu anda yayında bize yansıttığın gibi hani şunları yaparsak evet hallederiz, yaparız gibi bir ortamla mı karşılaşırım ben? Bir abiniz olarak mesela kantine gelsem. Ya şöyle bir ortam diyebilirim. Ya biraz değişken bir ortam var benim gözlemlediğim. Tabii bu bizim çevremizde bu şekilde spesifik. Hani diğer okullarda da farklıdır eminim ki. Hani yine ailesinden üretim arazisi alanı olan ailesiyle birlikte üretim gerçekleştiren arkadaşlarımız var. Veya hiç bahsettiğiniz gibi ailesinin daha önce hiç tarıma uğraşmayan, ailesine hiç bu şekilde uğraşan olmayan arkadaşlarımız da var. Bunlar arasında tabii ben şunu gözlemliyorum. Gayretli bir kitle var. Kesinlikle biz onlarla birlikte çok güzel işler başardık. Yorumlara yazan arkadaşların birçoğu da ekip arkadaşlarımız da aynı zamanda. Birçok kişi bunun farkında. Özellikle biz üniversitede, fakülteye bunu aşıladık. Hani topluluk faaliyetlerimiz ve etkinliklerimizle. Herkes birbirinden duyarak, görerek bunun faydasını görmeye başladı ve böyle bir gayret var. Hani bunları başarırsak veya bu gibi konularda kendimizi geliştirirsek eminim ki güzel yerlere geleceğiz. Hani bu vesileyle iş bulan arkadaşlarımız oldu, başarılı stajlar gerçekleştiren arkadaşlarımız oldu. Hani bizzat ben bile bu 4 sene boyunca katıldığım her farklı etkinlikte, her bir farklı tesis alanı gezdiğimde hani ne kadar bilgi öğrendim size anlatamam. Çok farklı bakış açıları kazandık. Bunun kesinlikle farkındalar yani öğrenciler. Ama karamsar bir kitle de var. Endişelenen bir kitle kesinlikle var. Onlar ne hani diyorlar mesela? Şimdi sen bunları onlara aktardığında yani mesela kongre olmayan mesela Ege Tarım Topluluğu bizlerleymiş. Çok teşekkür ediyoruz Sıla Koru'ya. Böyle toplulukların içerisinde olmayanlara sen bunları aktardığında da biraz daha umut var olmuyorlar mı? Kesinlikle oluyorlar. Bunları paylaşmak çok önemli. Önce kendimiz hani başarılı bir öğrenci olmalıyız her şeyden önce. Daha sonra da bu gibi imkanları arkadaşlarımızla paylaşmalıyız. Hani elde edindiğimiz bilgileri, imkanları toplumsal bir fayda yaratmalıyız. Bizim projelerimiz bunun üzerine kuruldu zaten. Hani çünkü hep birlikte bir şeyler başarabiliriz. Bir kişi bir şeyleri değiştiremez. Bu anlamda onlarla paylaşıyoruz ve güzel geri dönüşler geliyor. Bu anlamda bir sıkıntı yok. Böyle söyleyebilirim. Peki. Aslında başladın. Ben dedim unutturmayacağım sana merak etme diye. Kongre sürecini anlatmaya başladın. Ne zaman düzenliyorsun? İçeriğinde neler olacak? Bize biraz paylaş. Biz de bir ön bilgi edinelim. Tabii ki. Süper. Bu sene aslında şöyle şu ek bilgiyi de geçmek isterim. Geçen sene olmasını planladığımız bir kongreydi. Cumhuriyet'in 100. yılında gerçekleşecekti ama maalesef deprem felaketi nedeniyle erteledik. Bu sene Mayıs ayında 2, 3 ve 4 Mayıs'ta gerçekleşecek. Kongrenin içerisinde tabii ki bu bilimsel kongre Türkiye'nin dört bir yanından fakültelerden, ziraat fakültelerinden öğrenciler katılım sağlayacak. Bildirilerle katılım sağlayacaklar. Sözlü sunumlar gerçekleşecek, poster bilgiler sergilenecek. Bunun dışarısında biz şöyle bir şey düşündük. Bu bilimsel bir kongre ve içeride bilimin konuşulduğu akademisyenlerin, şirket temsilcilerinin öğrencilere motivasyon sağlayabilecek veya sektör potansiyelini anlatabilecek. Mesela bugün burada çok değerli konuklar, çok güzel farklı bakış açılarıyla sektörden bilgiler aktardılar. Bu tarz bir oturum planımız bizim de var. Çünkü biz Ege Üniversitesi'nde ve bu bölgede çok fazla etkinlik düzenleniyor. Bunun farkındayız. Ama çok fazla bölge var Türkiye'de. Her birinde tarım gerçekleşiyor. Gözlemlerimizle iletişimimiz üzerine onlar da bu kadar yoğun etkinlik düzenlenmiyor burada olduğu kadar. Amacımız hep özel sektör, özel sektör davet. Oğulcancığım inşallah o özel sektörü davet ediyor musunuz? Çünkü onlar istihdam edecek size. Kesinlikle öyle. Tüm yani özel orada sektör firmaları. Stajdı, bu oradalar anladım. Tabii ki oradalar. Yani onlar da oradalar. İnsan kaynaklarını paylaşmak için oradalar. Çok iyi. Bu arada Oğulcan şey diyeceğim. Alperen Kutalmış var. Ben de çok iyi tanırım. Mesajı var onu okuyayım. Bizden sonra çok güzel bir kongre yapacaklarına inancım tam. Yolun açık olsun başkanım demiş. Sana destek veriyor. Alperen'e buradan selamlar, saygılar. Onunla da bir yayın yapmıştık. Çok teşekkürler. Sağ olsun, var olsun. Şimdi kongreyi öğrendim. Yeni mezun olacak inşallah bir son sınıf öğrencisinin ve arkadaşlarının bakışını da öğrendim. Tamam, birbirimizi kutladık, öpüştük, çok güzel. Ben son bir mesajını almak isterim.
yayını takip ettiğini söylemiştin. Hemen hemen her konuğumuz böyle giderken güzel bir manşet attı gitti. En genç manşeti de senden bekliyorum. Tabii ki. Ben şunu söyleyebilirim. Bunu hepimiz farkındayız. Büyüklerimiz, sektör büyüklerimiz de farkında. Tarımın gerçekten gençlere, farklı bakış açısına, yenilikçi bakış açısına ihtiyacı var. Çağımız bilişim çağı, bilgi çok hızlı yayılabiliyor. Ve çok güzel projeler var. Eksikleri de inovatif düşünceyle çözümler üretebilen gençler hani. Gençlerin problemlerini, eğitimin problemini en iyi gençler de görebiliyor, eksiklikleri hissediyor. Ben bu anlamda hani buradan şunu önerebilirim bütün izleyicilere ve öğrenci arkadaşlarıma. Kendi yaptığımız işte önce en iyi yapmalıyız. Hani okulumuzda alabileceğimiz tüm bilgileri almalıyız. Bu tarz faaliyetlere katılmalıyız. Daha sonra da bunu insanlarla paylaşıp birlikte etkinlikler düzenleyebileceğimiz bu tarz organizasyonlar için çaba göstermeliyiz. Hanım demiş ki Antalya Tarım Fuarı'nda bir ziyaret sırasında gençler akademik eğitim alıyor demiş bir çiftçimiz ama bizim tecrübemize sahip değil demiş. Hem şimdi tabii ki yani kadim bilgiyle geleneksel bilgiyle buluşturacağız ki artık bir sonuç alacağız. Tabii. Bu konudaki fikrinizi soruyor ama Olcan'cığım şimdi Nurcan Hanım'ı da kırmayalım. Ne dersiniz bu konudaki fikriniz nedir? Yani çiftçimizin, ziraat mühendislerimize onlar bizim tecrübemize sahip değil eleştirisini nasıl karşılarsın? Şöyle söyleyebilirim. Tabii ki yani bu kadim bilgi yani gözlem bizzat gözle görülebilen gözlem üzerine dayalı. Hani yıllardır yapılan bir sistemin devamı şeklinde ilerliyor. Çok değerli. Ama biliyorsunuz ki gündemde olan konular var. Hani iklim değişiyor, dünya değişiyor, problemler var. Bu şekilde kendimizi güncellememiz gerekiyor. Yani kadim bilgiyle şu an bu yenilikçi metodları birleştirmezsek yakında yaptığımız işten hiç verim alamayacağız. Hatta gerçekten istikrarlı bir iş yapamayacağız. Bunu yapmamız gerekiyor. Bunu en iyi nasıl yapabiliriz? Gençlerin daha fazla sahada, çiftçilerle birlikte iletişimde olması gerekiyor. Hem çiftçilerin hem gençlerin bir şeyleri görerek anlaması çok önemli. Hani gözlem üzerine gerçekten başarıyı gözlerinin önünde görmeleri çok önemli. Öğrencilerin de bu şekilde. Ben bu şekilde bir iletişim kurarak ve sahada öğrencilerin işte yazları olsun, stajlarını olsun projelerle daha çok saha tecrübesine ihtiyacımız olduğunu ve bu saha tecrübesini edindiğimizde onlarla iletişim kurabileceğimizi düşünüyorum. Ve onlarla da bir ortak nokta buluşabileceğimizi diyebilirim yani bu şekilde ekleyebilirim. Çok çok teşekkür ediyorum. Abdullah Berk Akkaş, değerli kardeşim nasılsın? 9. UTOK Başkanı iken beni ağırlayan abimin 13. başkanımıza yaptığı yayını başından beri takip ediyorum. Bizlere bu değeri veren, güzel günü şekilde ortaya kuran programı teşekkür ederiz demiş. Ben teşekkür ederim Abdullah'cığım, sağ olasın. Bu yoruma kesinlikle katılıyorum. Ne kadar eğitim alsak da sahaya inmedikçe, çiftçiyle birebir olmadıkça tecrübe elde edilmiyor. Deneyim sağlanması gerekir demiş. Biz büyük bir aileyiz demiş Abdullah, sağ olsun. Kadim bilgiyle değişmez, kadim bilgiyi değişmez bilgi olarak kabul ediyor bazı çiftçilerimiz demiş. Bunun yanlışlığını anlatmak da ziraat mühendislerinin görevi. Doğru mudur Olcan'cığım? Kesinlikle öyle. Kesinlikle bilmem, öyle. Katılır mısın? Hasan Palaska bunu demiş. Olcan çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Bir akşamını ayırdın bize, bir bölümünü. Ama güzel bir içerik oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Başarılar diliyorum bir kez daha. Estağfurullah. Ben çok teşekkür ederim. Tüm WebAgron ailesine, arkadaki bütün ekibe, sizlere çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir günde, böyle güzel bir etkinlik düzenlediğiniz için. Çok keyifliydi benim için. Şöyle bir şey, ilk yayınında nasıl, canlı yayın o zor bir şey değilmiş değil mi? Yok, gayet güzel sohbet şeklinde ilerledi. Sizinle aynen de öyle. Güzel bir estağfurullah, çok oldu. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum değerli kardeşim. Hiç öyle her gün yayına çıkıyormuş gibi de bir konuktun. Çok sağ ol, var ol. Başarılar diliyorum bir kez daha Olcan kardeşim. Efendim şimdi şöyle bir dedi durum var tabii ki. Programın başını açtık, yani 20'de başladık. Tarım danışmanı, biz dedik eğitim, yayım, ziraat, mühendis sorunlar falan dedik. İlk mesaj tarım danışmanlarıydı. Sonra konuklar farklılaşınca biraz daha gittiler ama yine de bir 10-15 dakika önce bile mesajlar vardı. Tekrar bu konuya dönüyoruz. Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği Genel Başkanı Ziraat Mühendisi Mahmut Kaytan bizlerle birlikte. Sayın Başkan merhaba. Merhabalar. Nasılsınız efendim? İyi akşamlar. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz.
Allah kolaylık versin. Aynı zamanda tabii ki bir özel tarım firmamızın da genel müdürüsünüz. Özel sektör şapkanız da var. O da çok güzel. Ben temsil ettiğiniz tüm zümrelerin, kişilerin Ziraat Mühendisleri Günü'nü kutlarım. Aynı zamanda derneğimizin adı Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Hizmetleri, işin yayın kısmı, eğitim kısmı da işin içerisinde. Böylelikle kapsam genişliyor. Bilmiyorum yayınımızın ne kadarını takip ettiniz. 2,5 saattir yayındayız. En ağırlıklı konu tarım danışmanlarının hem sahada yaşadığı sorunlar ama ağırlıklı olarak maddi imkansızlıklarıydı. Yorumlara da baktıysanız bunlar ağırlıktaydı. Biz sizi ilgiyi yukarıda tutmak için bilerek sonda almadık. Öyle bir yayın cinliği yapmadık. Böyle denk geldi. Çok teşekkür ediyorum şu ana kadar bizde olan da çok değerli izleyicilerimize. Efendim bu kadar sorun yumağı nasıl oluştu? Size de bu mutlaka yansımaları oluyordur. Siz sahadan ya da dernek çatısı altında bu konuda bizlere neler aktarırsınız? Evet, öncelikle Veba Uran'a teşekkürlerimi sunuyorum bize bu fırsatı verdiği için. Ayrıca ülkemizin ikinci yüzyılında tarıma emek veren ülkenin her karışında emeği olan tüm meslektaşlarımın, ziraat mühendislerinin, tarım danışmanlarının günlerini kutluyorum. Programı çok en başından şimdiye kadar izledim. Çok teşekkür ederim. Harikasınız, sağ olun. Baki Bey'le başladı. Sayın Daire Başkanımız da devam etti. Diğer konuşmacıların da hepsini dinledim. Öncelikle Baki Bey'e tarım danışmanlarına verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmalardan tabii dinlediğim kadarıyla söyleyeyim. Arkadaşlarım bize aktardığı kadarıyla söyleyeyim. Memlekette gerçekten bir liyakat sorunu olduğunu gördüm ben. Şimdi eğer memlekette liyakat sorunu olmasaydı şu an bu sorunları konuşuyor olmazdık. Geleceğin planını yapardık. Maalesef ülkemizde kurumların başına geçenler, yetki eline geçenler elini taşın altına koymuyorlar. Arkadaşlarımızın bir tek tarım camiasını değil, eğitimde, sağlıkta, memleketimizde bir liyakat sorunu var. Kuruma bir makam merciye gelen arkadaşlarımız sorunu çözmek yerine sorunu idare etme yoluna gidiyorlar. Soruna direkt cevap vereceğine, çözüm yolu bulacağına dolan başlı yolla cevaplar veriyorlar, bahaneler üretiyorlar. Oysa ki her şey çok kolay. Bugün ben tarım danışmanları üzerine söyleyeyim. Bir tarım Lütfen. Danışmanın talep ettiği ne? Diyor ki biz bu işe başlarken bizim aldığımız destek miktarı yüksekti. Ben kendimi söyleyeyim. Ben sulama birliğinde kadrolu işletme mühendisi ve teknik işler müdürüydüm. 2012 yılında istifa ettim. Tarım danışmanlığı sınavına girdim. Belgemi aldım. 2013 yılından itibaren tarım danışmanlığı yaptım. 2012, pişman mısınız? Ben yaptığım hiçbir şeye pişman olmam. Bu benim karakterimdir. Ama Peki. arkadaşlarımız zor durumlar yaşıyorlar. Ben kendimi söyleyeyim. Ben istifa edip tarım danışmanlığına başladığım zaman tarım danışmanlığından aldığım destek maaşımın 4 katıydı. Mühendis maaşı alıyordum. 2012 yılında 2800 maaş alıyordum ben. Tarım danışmanlığına geçtim. Tarım danışmanlığında aldığım destek 30 bin liraydı yıllık. O sırada, pardon yanlış söyledim, benim maaşım mühendis maaşı kadar alıyordum. Asgari ücretin 4 katı kadar bir ücret alıyordum. Asgari ücret 5 liraydı, sonra 900 oldu. Biz 30 bin lira yıllık destek alıyorduk. Şimdi tarım danışmanı arkadaşlarımız bu süreç içerisinde tarımsal destek yani tarımsal yayın ve danışmanlık desteğini hükümetimiz veya merciler yükseltmediler. 4 yıl boyunca sabit tuttular. Bu süreç daha sonra 2 yıl üst üste yükseltildi. Yeniden 3 yıl boyunca hiç yükseltilmedi. Şimdi şu an 72 binden 144 bine yükseltildi. Çok güzel, 2 katı oldu. Ama ya daha önceki 4 yılda hiçbir yükseltilme yapılmadı. 30 bin devam etti, 36 bin devam etti, sonra 42 bin, 46 bin, 3-4 yıl böyle devam etti, 52 bin, şimdi 144 bin. Mevcut şu an kamu kurumlarında çalışan ziraat mühendisleri arkadaşımız 40 ile 50 bin lira arasında maaş alacaklar. Tarım danışmanlarına verilen aylık 12 bin lira,
Ve bu maliyetleri ben hesapladım konuşmaya yapacağım için. Maliyetleri çıkardım. Şu an bir tarım danışmanının 22 bin ile 23 bin arasında net gideri var aylık. Kirayı aldığının iki katı neredeyse. Aynen öyle. Yani nasıl oldu? Tabii şu an ülkenin ekonomik şartları belli. Kiralar biliyorsunuz %300-400 kiralar arttı. Daha önce arkadaşlarımız aylık 2000 liraya kiraya iş yerleri bulurken şu an 10 bin lira, 15 bin liraya olan yerler de var. Şimdi arkadaşlarımız tabii bırakma noktasında ne diyorlar? Peki biz bırakınca ne yapacağız? Şimdi bırakınca yapacağı bir iş olmadığı için bir umutla bu işe devam ediyor ve cebinden paralar harcıyorlar. Bu işe devam ediyorlar. Mahmut Başkanım. Bir umutla dediniz. Sayın Umut Özkan da diyor ki tarım danışmanlığı desteği tefettüf ve asgari ücreti endekslenmeli, enflasyon karşısında erimemeli diyor. Ne dersiniz? Evet, aynen öyle. Bizim talebimiz kamuda çalışan bir ziraat mühendisinin maaşına denk gelecek şekilde endekslenmeli. Ve nasıl ki memur maaş zamlarına %40-50 civarında zam yapılıyor. Bizim tarım danışmanı arkadaşlarımıza verilen desteğin de yine aynen bu oranlarda yükseltilmesi lazım. Benim yaptığım Sayın hesaplamaya göre... Buyurun. Önce hesabı alın. Lütfen. Bir tarım danışmanının yıllık 300 bin lira bir gideri var. Bugünkü ekonomik şartlarda. Bu durumda tarım danışmanlarına verilen desteğin 600 bin olması gerekiyor. Şimdi akla ilk gelen şey bu uçuk bir rakam gibi görünüyor. Ama öyle değil. Yani, şu an kamuda çalışan bir ziraat mühendisi zaten 50 bine yakın bir maaş alıyor. Ve bunu yıllık baza getirdiğim zaman 600 bine tekabül eder. Tarım danışmanlarına da 600 bin destek verilmeli. Aynı zamanda bu verilen destek 6 ayda bir veriliyor. Bunun aylık baza getirilmesi... Eğer ekonomik anlamda bütçe müsait değilse bunun yılda en azından 4 dilim halinde ödenmesi gerekiyor. Arkadaşlarımız desteği almak için 6 ay çalışıyor, kendi cebinden harcıyor. 6 ay sonra desteğin bir bölümünü alıyor. Yeniden 6 ay çalışıyor, daha sonra ikinci dilimini alıyor ve borç harç içinde. Şimdi bu giderler çok fahiş giderler var. Kira giderleri, yakıt giderleri, toplantı giderleri. Muhasebe giderleri, kırtasiye giderleri, araç kiralama bedeli, iş yeri kiralama bedeli, yakıt, elektrik, doğalgaz. Yani bunların hepsini hesaba kattığımız zaman arkadaşların ben o kalemleri hesaplarken 25 bin liraya yakın giderini bazı kalemleri de minimum seviyede tutmuşum. Şimdi daha da fazla olabilir yani diyorsunuz, anladım. Tabii ki. Her bir onun bir gideri ayrıdır. Benim ofisime haftada veya ayda 300 kişi gelebilir, diğer arkadaşınkine 500 kişi gelebilir. Bunun hepsi maliyettir, çayıdır, elektriğidir, ısınmasıdır, ikramıdır, hizmetidir. Sayın Başkanım, şimdi bu arada sizle de doğru düzgün göz teması kuramıyorum. Kıymetli izleyicilerim de neden? Çünkü sürekli mesaj geliyor. Hangisini nasıl gruplandırayım diye de bir anda da düşünüyorum, bakmak zorundayım. Şimdi önce... Şunu bir sorayım başkanım. Çok mesaj geldi programın başından beri. O da şu. Aralık ayının 31'inde yani geçtiğimiz yıl 2023-31-12'de niye pek çok tarım danışmanı işsiz kaldı? Gelen mesajlar o yönde. Ne oldu o tarihte? Yılın son günü. Şimdi tarım danışmanı arkadaşlarımız biliyorsunuz üretici örgütlerine çalışıyorlar. Üretici örgütlerinde. Tamam. Ve serbest tarım danışmanı arkadaşlarımız var. Kendi ofisleri olan arkadaşlarımız var. Şimdi tamam. Üretici örgütlerinde çalışan arkadaşlarımız hükümet tarafından, devlet tarafından bütçede belirlenen oranla, o miktarla onlara bir maaş ödemesi yapılıyor. Maaş adı destek adı altında bir maaş ödemesi yapılıyor. Yani 72 bin lira... Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum kıymetli başkanım. Çok özür. Aslında devlet... O 144 bin lirayı destek olarak veriyor ama bu tamamen tarım danışmanının maaşı gibi mi kullanılıyor? Doğru mu anladım? Tabii ki maaşı olarak kullanılmalı. Kullanılmalı. Ama üstüne, yani bizim... ama üstüne de katılmalı yani. Devlet bunu verdi, sen de bunu al denilmemeli. Devlet 144 verdi, ama bir 144 de ben koyayım denmeli en azından. Şimdi şöyle...
tarım danışmanı arkadaşlarımız doğrudur. Şimdi ziraat odalarında, üretici örgütlerinde çalışan arkadaşlarımıza alınan destekten daha fazla bir maaş ödemesi gerekiyor. Yalnız ziraat odaları birlikler zaten kendi yağında kavrulan örgütler. Yani onlar da zaten odanın peteğini kapatıyorlar. Diyor ki elektriği kapatın diyor. Onların da ekonomik anlamda zorluk yaşıyorlar. Yani onlar da araç tahsisi yapamıyorlar. Şimdi biz bundan dolayı zaten diyoruz ki tarım danışmanlarına verilen destek 600 bin TL olmalı. Şimdi geleceğimiz bir nokta da var. Yani bu üretici örgütlerinde çalışan arkadaşlarımız istihdam edilemiyor. İşsiz kalmış, maaşları ödenemiyorsa işsiz kalan arkadaşlarımıza hükümetimizin bu iş mercinin başında olan arkadaşlarımızın makam sahiplerinin elini taşın altına koyması lazım. Bu tarım danışmanlarına istihdam yolu açmaları lazım. Bunun yolu ne? Onun yolu da basit esasında. Bugün Tarım Bakanlığı açıklama yaptı. 7 binin üzerinde bir personel alınacak. Bunun içinde ziraat mühendisleri var, teknikerler, teknisyenler, veterinerler var. Orada biz sadece şunu istiyoruz. Diyoruz ki alım yapılırken orada şöyle bir şart konsun. Tarım danışmanı belgesine sahip olmak. Bu durumda işsiz olan ziraat mühendisi arkadaşlarımız da işe alınırken en azından yarısının daha önce bu ülke tarımına hizmet etmiş, 13 yıl, 15 yıldır bu işi yapan, 2009'dan bu yana bu işi yapan arkadaşlarımız var. Onlara bir kadro imkanı verilmesi lazım. Burada ne olacak? Denecek ki alınacak ziraat mühendislerinde tarım danışmanı belgesine sahip olmak diye bir madde düşecekler ve arkadaşlarımızı istihdam edecekler. İkincisi, şöyle bir kural konacak. Denecek ki işsiz kalan tarım danışmanı arkadaşlarımız bu işi en az 3 yıl yapmış olanları hemen işe alacağız diye bir açıklama yapılmalı. Niye çünkü? Tabii. Sonrasında diyecek ki çalışan tarım danışmanı arkadaşlarımız 2 yıldır bu işi yapanlar 1 yıl daha tarım danışmanlığı yaptığı halde onlar da işe alınacak. 1 yıl yapmış olanlar bunlar da 2 yılın sonunda yani 3 yıllık bir tecrübe neticesinde kadroya alınsınlar. Bizim talebimiz bu kolay. Bir de öyle bir şey ki mesela ben 2013 yılında tarım danışmanlığına başladım. 2016'ya kadar Türkiye'de tarımsal danışmanlık desteğinden istifade eden meslektaşlarımızın sayısı 3000'e yakındı. 2620 tarım danışmanı tarımsal destek alıyordu. Bunun aynı zamanda 300 tane de şirketlerde çalışan yöneticiler vardı. Ve toplam 3000'e yakındı. Şu an 1000'in altında. Bu yeni başvurular başladı. 827'ye düşmüştü en son benim aldığım bilgi. Şimdi 2024 yılında kaç tane müracaat olacak bilmiyorum. Yani benim kişisel kanaatim... O zaman Sayın Başkanım, sizin kişisel kanaatiniz sayı kaçtı efendim? Tam o sırada ben girdim, duyamadım. Ben 500 olacağı civarındayım. 500. Yani, o zaman programın başından beri danışman bulamayacaklar yorumunu bir nevi doğruluyorsunuz Sayın Kaytan. Evet. Estağfurullah efendim. Şimdi programımızın üçüncü konuğu Sayın Ezgünur Atış kardeşim, Ziraat Yüksek Mühendisi, tarım danışmanlığı yapıyor. O mesela gelirden memnun olduğunu söyledi, özel danışmanlık yapıyordu. Mesela şimdi Şerife Ünal hanımefendi de diyor ki yorumda, hocam diyor danışmandan danışmana değişiyor ücretler. Bir danışmanımız şu kadar para alıyorum diyor mesajlara baktığımız zaman, kimi bir rakam yazıyor onun 3-4 katı. Dolayısıyla ne kadar kazanılıp kazanılmadığı noktasında bir zihin açıklığı olabilir, zihin karışıklığı olabilir. Bu karışıklığı bir düzeltmemize yardımcı olur musunuz Sayın Başkan? Tabii ki. Şimdi ben tarım danışmanı arkadaşlarımız var. Benim tarım danışmanı olmasına vesile olduğum arkadaşlarım var. Beraber çalıştık tarım danışmanı olarak. Daha sonra bunlar özelde, yani Sayın Daire Başkanımızın da belirttiği yurt dışına ihracat yapan, büyük üreticilerimize danışmanlık yapan arkadaşlarımız, bunlar özel tarım danışmanları ve fazladan para alırlar. Çünkü üretici güçlü. Şimdi tarımsal danışmanlık desteğinin orada ince bir nokta var, onu kaçırmamak lazım. Şimdi zaten ihtiyacı olmayan arkadaşlar, üretici anlamında söyleyeyim, üreticiler
Zaten maddi durumu iyiyse, arazisi çoksa, üreticisinden, üretiminden memnunsa, ihracat yapıyorsa zaten özel tarım danışmanı tutuyor. Tarım danışmanlığının temel nedeni tarım danışmanı istihdam edemeyen, bilgiye ihtiyaç duyan arkadaşlara tarım danışmanı gitsin diye verilen bir destek. Bizim şu an tarım mekanizma bunun için var zaten, anladım. Tabii ki orada bir sınır var. Deniyor ki 50 dönümü olan arkadaşımız, küçük baş, büyük baş sayısı belli bir sınırları var. Onlara tarımsal danışmanlık hizmeti gidiyor. Yani burada devletin, hükümetin yaptığı olay şu. Tarım danışmanlığı hizmeti alamayan üreticilere tarım danışmanlığı hizmetini götürmek. Ben bizzat kendim sulama birliğinde çalışırken 17 köyde teknik işler müdürlüğü yaptım ve 17 köye bakıyordum Urfa gibi bir yerde. Orada ben zaten tarım danışmanlığa geçiş nedenim oydu. Gittim, üreticinin bilgiye ihtiyacı olduğunu gördüm ve bilgiyi nereden edineceğini bilmediğini gördüm. Ve tarım danışmanlığı yapmaya karar verdim. Gittim, üreticilerime gittim. Herkesin 60 üreticisi varken benim 200 üreticim vardı. Çünkü daha önce o köylerde çalıştım. Onlara giderken köy odasında oturan 5 kişi var. 5 kişiden 2 tanesi benim sözleşmeli üreticim. Ona hizmet vermek zorundayım ama diğerine de veriyordum. Sonra misafirleri geliyor, onların da arazisine gidiyordum. Yani burada şu bu nokta da var. Mesela deniyor ki tarım danışmanı 60 üreticiye hizmet veriyor. Üretici birliğinde çalışan arkadaşlarımızdan 700 üreticiye hizmet veren arkadaşlarımız var. 1300'e hizmet veren arkadaşlarımız var. Çünkü geldiği zaman diyemez ki benim seninle sözleşmem yok. Öyle bir lüksü yok tarım danışmanı. Tarım danışmanı 24 saat esasına göre çalışıyor. Bugün bayramlarda, hafta sonlarında, kamu kurumlarında çalışan personele yetişemezken, ulaşamazken üreticiler bizi bayramda, seyranda, gece yarısında, buzağı doğumlarında, olası don tehlikesinde bize rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Yani esasında bir tarım danışmanı bir üreticinin kalbi, onun her şeyi. Buna değerlendirdiğimiz zaman bir tarım danışmanının kamuda çalışan mühendisten daha fazla bir destek alması gerekiyor. Lazım. Şimdi Sayın Başkanım şöyle bir şey. Siz konuştukça mesajlarda geliyor, toparlamaya çalışıyorum. Tabii her çalışma koşulunu ya da alınan ücreti tarım danışmanlığı başlığı altında bir tutmamız mümkün değil. Verilen destek 144 bin, hepsi bu diyor mesela Umut Özkan. Mesela Pınar Öge Hanım da bu ülkede 2500 TL alan insanlar var. Özelde çalışan da bizleri bir tutmayın, özel şirketlerin de danışmanları var diyor. Çok da haklı. Yani geneli bu mantıkta gibi düşünmemek lazım. Şimdi üreticide bizler üreticiye hiçbir ücret almadan her türlü danışmanlık imkanı sağlıyoruz. Randevu almakta dahi bu herhalde merkezi bir şey sistemi MHRS. Aileden biri gibiyiz. Özellerle bizleri karıştırmayın. Özetle bunu söylemeye gayret gösteriyor. Dolayısıyla tarım danışmanlığı mesleği altında farklı alanlar ve statüler ve gelirler olduğu için tek başlık altında değerlendirmenin ne kadar yanlış olduğunu sizinle birlikte çok değerli izleyicilerimiz de bizlerle paylaşmışlar. Sağ olsunlar. Sayın Başkanım, 2-3 dakikam kaldı. Bütün bu sorunların aslında çözümü için ne yapılması gerektiğini, işin felsefesini de ortaya doğru koyarak aslında aktardınız. Yani destekleme sisteminin aslında danışmana ihtiyacı olan ve maddi imkansızlıklardan dolayı bunu sağlayamayan lara verilmesi gerekir derken başka bir sistem. Bu aynı zamanda verilen desteğin de amacına ulaşmadığının da bir bana göre bir söylemidir, göstergesidir. Siz de bunu söylemiş oldunuz. Bir de şu konu var başkanım. Tüm bu konulara ek olarak bunu da unutmayın lütfen. Şimdi siz çok güzel söylediniz. Ben köydeydim, işletmedeydim, bağda, bahçede, ağılda, ahırdaydım dediniz. Ama kooperatiflerde, birliklerde bu amaçla görev yapma arzusunda olmayan da vardır muhakkak. Yani bana bir o işi ver diyen de vardır. Onu da biliyorum ama sahada olmak isteyip de ya benim evrak memurum yok, benim kayıt tutacak elemanım yok deyip de işte şu brositlere mahkum edilen danışmanlarımız da var. Onların sorunlarını da eksik bırakmadan genel bir toparlamayla 2 dakikada bitirelim başkanım. Buyurun.
Şimdi tarım danışmanı arkadaşlarımıza ben de tarım danışmanıyım. Biz tarım gönüllüleriyiz. Normal evet. şartlarda bu verilen destekle, bu maaşla hiç kimse çalışmaz. Biz bu ülkenin tarımına, bu ülkeye gönül vermiş insanlarız. Bizler de arkadaşlarımızın hepsi araziye çıkmak istiyor. Bağında, bahçesinde, ağalında, ahırında, arılığında, su üretim ürünlerinde bulunmak istiyor. Biz bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz. Ancak verilen destek ve çalışılan yerlerde çıkarılan sorunlar bizim arkadaşlarımızın önünü kesiyor. Şimdi 10 yıl, 15 yıl çalışıp tecrübe edinmiş bilgiye sahip arkadaşlarımızın önünde bu engelini kaldırmanın yollarını az önce söyledim. Destek evet. miktarının 600 olması ve kadro imkanının verilmesi. Şimdi bunlar çözüldüğü zaman, destek miktarı arttığı zaman zaten o birlikte kooperatifte, üretici birliğinde çalışan arkadaşlarımız o gelen para neticesinde ben işimi yapmak istiyorum dediği zaman onun önünde kimse engel olamaz ve arkadaşlarımız giderler. Şimdi sorunlu olan yerler var. Türkiye'nin birçok işinde, birçok sektöründe sorun var. Eğitiminde de, sağlığında da var. Yalnız tarım danışmanlarının çözümü çok kolay. İki yol. Bir, tarımsal desteğin 600 bin yapılması. İki, arkadaşlarımıza kadro verilmesi. Kadro verilmesi. Sayın Kaytan, çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Tarımsal Yayın ve Danışmanlık Hizmetleri Derneği, kısa adıyla TARDER Genel Başkanı, Ziraat Mühendis Sayın Mahmut Kaytan da aslında programımızın finalini yaptık. Şimdi özellikle YouTube'dan gelen soruların çok büyük bir bölümü değil, hepsini zaman zaman doğrudan, zaman zaman da gruplayarak sordum. Sayın Kaytan, çok teşekkür ediyorum. Fazla da bekletmeyelim sizi. Sormaya gayret gösterdim. Son bir cümleniz varsa buyurun lütfen. Çünkü ben kapatayım. Evet. Buyurun. Tarımsal danışmanlık bu haliyle devam edemez. Ya bitirilsin ya düzeltilsin. Peki. Dernek başkanı olarak bunu söylediniz. Üzerine bize söz hakkı yoktur tabii ki. Haddimizi aşmayalım. Sayın Reyhan Kurt çok güzel ifade ettiğinizi söylüyor. Sayın Şaziye Yazıcı, bizler bakanlığın yaptığı sınavı kazanarak danışmanlık yapıyoruz diyor. Tekrar teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Değerli dostlar, gerçekten güzel bir yayın oldu bence. 9 konuk, 8'de başladık. 2 saat 45 dakikadır yayındayız. İlginiz hiç düşmedi. Ana konu başlıklarımızdan elimizde olduğu kadar sapmamaya da gayret gösterdik. Hem ziraat mühendisliği mesleğini her açıdan, yani eğitim sürecinden tutun, özel sektöründen kamusuna kadar aktarmaya gayret gösterdik. Tarımsal eğitimin başlangıcının 178. yılında özellikle tarımsal yüksek öğretimin sorunlarına vurgu yapmaya gayret gösterdik. Bu da önemli hizmetlerden bir tanesiydi. Tarım danışmanları birazcık daha ağırlıklı oldu ama onları, yani tarım danışmanlığı mesleğinin ziraat mühendisliği mesleğinin sorunlarından ayrıştırmak da zaten mümkün değil. Yani biraz o konuyu uzattıysak da aslında çok da kötü bir şey yapmamış olduk. Şöyle genel bir toparlama yapacak olursak, aslında belki yayının başında da söyleme gayreti içerisinde oldum. Bütün bu konuları birbirinden ayırmak mümkün değil. Bugün açık kaynaklardan, tarımsal, eğitim, yayım, ziraat mühendisliğinin sorunları gibi temel anahtar cümleleri bile yazdığınızda karşınıza çıkacak açık kaynaklardan 10 cümle bile bizim yol haritamızı en iyi şekilde ortaya koyuyor. Kaldı ki hep söylüyorum, bu konuda en derinlikli kaynaklardan bir tanesi, çok da güzel yazılmış, daha çok olmadı, 2019 yılının sonundaki Tarım Şurası'nın sonuç raporlarıdır ki hala da açık kaynaktır. Hem ilk öğretim çağından akademinin sonuna kadar, yüksek öğretime kadar çağın bütün gereklerine uygun, Türkiye'nin bence doğru bir sistemdir. Kamu, akademi ve özel sektörün işbirliği içerisinde çalışması. Yükü bir tarafa yıktığınız zaman mutlaka bir işlevsizlik oluyor. Türkiye'nin uyguladığı doğru sistemi biraz daha destekleyerek ve az önce de söylediğimiz gibi doğrudan sahada olmak isteyen, işletmede çalışmak isteyen
ziraat mühendislerimizi hem kamu kaynaklarının hem de özel sektörün, burada tabii özel sektör elinden geleni yapıyor, yorumları biraz ağırlıklı oldu ama biraz işin içerisine girdiğimizde aslında özel sektöründe hem ziraat mühendisliği tanımı altında doğru bir istihdam politikası, çok doğru bir istihdam politikası ağırlıklı olarak yürütemediğini, hem de orada da ücretlerin, yani belli bir statünün üstünde tabii ki ücretler yüksek ama hani en azından geçim şartlarını ancak sağlayabildiklerini, bazı durumlarda staj imkanlarından bile çekindiklerini biz de biliyoruz. Yani bu konuda özetle herkes taşın altına elini, hatta kolunu koymalı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Bizim bütün bu süreç içerisinde gerçekten, şimdi arkadaşlarım da bana kızmasın, yoğun bir emek var ama ancak konuyu gündeme getirebiliyoruz. Bizim gücümüz bu kadar. Ancak beğenin, izlenelim, sorunlarımızı gündeme getirelim. Belki şu 2,5-3 saatin içerisinden bir 5 dakika bir karar vericinin, bir yöneticinin kulağına çarpar da belki ha gayret der diye uğraşıyoruz. Önemsiz değil, çok önemli bir işlev yapıyoruz. İlginiz için de teşekkür ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz. 9 konukla birlikte olduk. Eğer bu yayınımızı beğendiyseniz, bu en başta konuklarımızın, sonra da çok değerli Web Agron ekibinin sayesindedir. Eğer bu 2,5-3 saat hatta daha verimli olabilirdi diyorsanız, suçu tamamen üzerime alıyorum. Hakkınızı helal ediniz. Böyle özel günlerde, yayınlarda sizlerle birlikte olmak çok keyifliydi. Ben Web Agron ekibine de çok teşekkür ediyorum. Bir kez daha bu ekiple ve bu çok değerli konuklarla bizleri buluşturduğu için. Bir notum daha var. Yayından önce konuşmuştuk. Hem tüm sosyal medya hesaplarında bu yayın duracak, hem de Web Agron ekibi çok daha ilgi çekici hale getirip parça parça da sosyal medya hesaplarında gerekli paylaşımları yapacak diyelim. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılalım. Her şeye rağmen neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun efendim. Tarlada, ağılda, ahırda emekleri olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Belki biz oralarda değiliz ama biz de tarımın bir neferiyiz. Biz de emek veriyoruz. Arka planda görmediğiniz çok sayıda arkadaşım bu program için ve diğer yayınlar için hazırlanıyorlar. Bizim de bir emeğimiz varsa ne mutlu bizlere diyelim efendim. Her şeye rağmen neşeniz bol, ürününüz bereketli olsun efendim. Ziraat Mühendisleri Günü kutlu olsun. Tarımsal eğitimin 178. yılı da kutlu olsun diyelim ve huzurlarınızdan saygıyla ayrılalım. İyi akşamlar, iyi geceler. Tarımsal üretime gönül verenlerin buluşma noktası Web Agron, benzersiz içerikleriyle çiftçinin cebinde, tarımın gündeminde. Sosyal medya kanalları üzerinden her gün binlerce kullanıcıya ulaşan, tarım sektörünün çığır açan dijital platformu Web Agron, zirveler, buluşmalar, fuarlar ve organizasyonlarda toprağa emek verenlerle bir araya geliyor, bir araya getiriyor. Web Agron tarımsal içerik platformu tüm sosyal medya kanallarında. Şimdi takip edin.